bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bu çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Hicamlı ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Muhtar azasını kim, neden öldürdü? Fotoğrafını aynı tişörtten çocuğuna da aldıydı. İkisi bir takım giyerdi. Ölenin eşeğiyle ben umaramayayım işte. Ben seninle kaç defa görüşmüşüm? Kim görmüş? Ayşe dedim, neden gelme yasaklaştı böyle dedim. Hemen eşinin arkasından geliverdi yanına. Birden kesti muhataplığı bu baskından sonra. İddiaların odağındaki isimler. İlk şüpheli Hasan Uçar. Bir hafta yoğunlukla zaten bizim evin önünde sürekli gezeledi. Senin de defterini duracağız dedi yani, bu kollukta da var. Tamam işte. Daha hala beyanlarının arkasında duruyormuş, dursun bakalım. Herhangi bir ayakkabı mı? Bir baktık arabanın arkasında aynı böyle beyaz spor ayakkabı. Suç delili mi? Sınıfsal özellik taşıyan benzerlik diyor. Neyse ne, bu adamın kanı yerde kalmadı. Kiralık katil şüphesi. Gökhan'ın ayaklarını kırması için 600 bin lira vereceğini söylüyor. Muhtarın para teklif ettiği söylenen Osman Koç. Canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. 2 yıldır ulaşılamayan bir anne. Öldü diye duyduk. Ne? Nasıl? Allah'lı bir şey yap buna. Zekiye'nin başına dedi, herhangi kötü bir iş getirirse oraya da gömmüş olabilir dedi. Günahsız bu Ali, çok günahsız. Niye benimle gelip aramıyor? Çocuğunun annesi ya. Kanıtlar ve çarpıcı açıklamalar. Beni dışarı bırakmıyor, beni çok kıskanıyor. İşte ben nasıl bir hayatın içine düştüm. Çok aşırı derecede şiddet görüyordu. Söylüyordu zaten, en son beni bu adam öldürecek diyordu. Yani. Oğlu gibi hayatta mı? İzmir Emniyeti Ali Bey'i buldu. Evet, Eymen babasının yanındaymış. Kozu sonu mu oldu? Bana dedi ki işte ben bu Ali'nin açını yakaladım. Ya benden ayrılacak ya ben her şeyi gidip polise anlatacağım. Zekiye Merve Yıldırım'ın kaybında cinayet şüphesi. Az sonra Müge Anlı'da. Genç bir kızın film gibi hayatı. 3 kız kardeşten bahsediyoruz. Annesi arkadaşına evlatlık vermiş. Bir tane kız kardeş var. O çocuk esirgeme kurumuna verilmiş ve bir kız kardeş daha var. O da kuvvetle muhtemel ki Ahsen Nur. O da camiye bırakılmış. Mucizevi buluşmalar. Hadi bir alo de çünkü Sude telefon attığımızda. Merhaba. Merhaba. 3 kardeşini buldu. Peki sadece 2 ablayla mı kaldı? Hayır. Gel Ahsen yanıma. Başka kardeşleri de var mı? Buse dedi ki bizim aslında bir kardeşimiz daha var. Bir kız çocuğu daha ortaya çıktı. Bizi bir izleyicimiz aradı. Dedi ki Necmiye'nin 1998 yılında da bir erkek çocuğu vardı. Ne? Ahsen Nur Yıldırım'ın bitmeyen rüyası. Allah daha bir sürü çocuk gelebilir buraya. Az sonra Müge Anlı'da. 38 yaşındaki Gökhan Tombak, Burdur'un Karaliler köyündeki evinin önünde 1 Aralık 2022'de tüfekle vurularak öldürüldü. Gökhan Tombak evinin önüne geldi. 3-4 adım sonra hemen sağ tarafından açılan ateş sonucu yere düştü ve hayatını kaybetti. Bu olaydan bir hafta öncesi baktık muhtar. Bir hafta yoğunlukla zaten bizim evin önünde sürekli gezeledi. Hasan Uçar'la Emrah Doğuran'dan şikayetçiydi. İddianamede de aslında ilk şüpheli Hasan Uçar. Siz de bir yıldır ondan şüpheleniyorsunuz. Bir 6 ay mesafe koydu bize. Ne eşini getirttirdi. Ne çocuklarını. Hiçbir gelemedi bizim evin önüne. Geçemedi bile. Peki sen aramadın mı? Senin de kuzenin aynı zamanda işte Ayşe gelsene diye. Yok o eşinin sözünden çıkamaz. Eşi komutu verdi mi otursa otur kalksa kalk. Muhtar azasının cinayetinde birden fazla şüphe yer alıyordu. Emrah da şöyle değerlendirilmiş. Muhtar öldürme kararını verdi. Bunu da Emrah'la yaptırdı. Emrah o gün de senin ayakkabınla ilgili bir şey olmuş. Ben dosyada ayakkabı izi olarak okudum. Fakat siz iddia ediyormuşsunuz ki ayakkabıların olay yerindeymiş. Nasıl oldu? Sen o geceyi anlatır mısın? Ben o gün gündüzünden bahsedeyim. Zaten gübre getirdim. Annemle görüştüm. Oradan çıktım. Çarşıya gittim. Gübreyi aldım. Telefon aldım kendime. Oradan döndüm akşam üzere. Gece de 12-12.30 gibi yattım zaten ben. Hiçbir şekilde silah sesi duymadım. Ayakkabısına gelince ben sokağa indiğimde zaten gece 2.30'da indim. Şeritle çevrili olan yere nasıl girebilirsin? Sen diyorsun ki ben hiç oraya girmedim. Girmedim. Gökhan Tombağ'ın yakınları soruşturmanın seyrini etki edecek iddialarını gündeme taşıdılar. Olay yeri inceleme geldi. Rahmetli'nin durup da indiği yerde çamurun üzerinden geçiyor araba. O çamurun üzerinde ayakkabı izi buluyor olay
yeri inceleme. Oradan ayakkabı izi aldılar. Bir baktık arabanın arkasında şu şekilde aynı böyle beyaz spor ayakkabı. Sabanın altındaydı. Olay yeri incelemenin poşete katıldığını görenler var. Bunları evet, görmüşler. Sen de gördün. Bunlar peki var. O ayakkabılar senin ayakkabıların mı? Hayır. Aynı oradaki o dediğim ayakkabılar ertesi günü aramada Emrah Tuğra'nın evinde bulunuyor. Nasıl yani? İşte kafa karıştıran yer burası. Biz de ondan çıkamadık bu işten. Jandarma, ben zaten ayakkabılarımı giydim dedin sokağa. Nasıl olacak bu? Ayakkabılar Emrah'ın evinde ayakkabılar çıkıyor. Evde çıkmıyor zaten benim ayağımda. Kriminal incelenmesinde de sınıfsal özellik taşıyan benzerlik diyor. Herhangi bir spor ayakkabı olabilir. Yani. Ayağında bir desenler var. İkisi de sınıfsal özellik bakımından spor ayakkabı da birinin altı ayrı ama deseni farklı. Yani. Şimdi orada çamurda iz çıktıysa aynısı mı değil mi? Benden şüphelenmelerin sebebi iftira var, ayakkabısı var. Tamam Emrah niye sizin kocanızı öldürsün? Gündüz ben de geçtim aynı yere. Husumet yok, düşmanlık yok. Sebep ne yani? Şimdi bak sen ifadende demişsin ki Gökhan biraz çapkın birisiydi demişsin rahmetli için. Daha önceden telefonla birileriyle konuşurdu. Kimlerle konuşurdu bilmem ben. Her konuşan çapkın mı oluyor? Bu neyse ne? Bu adamın kanı yerde kalmayacak. Öyle sensen de Muhtar Hasan'sa da. Muhtar Hasan Uçar'ın eşi Ayşe Uçar'la ilişkisi olduğu iddiası son bir yıldır konuşuluyordu diyorsun. Araları da bir yıldır açıktı zaten. Gökhan Tombak cinayetinde kiralık katil şüphesi Muhtar Azası'nın telefonda son görüştüğü kişinin kayıtlara geçen ifadesinde ortaya çıktı. Siz de şüpheli olarak ifade alınmış. Siz de bunun üzerine Hasan Gökhan'a karşı kinlenmiştir. Çok sabırlı, sinsi ve adam kullanmasını seven ateşi maşayla tutar. Demişsiniz ki Emrah bizim köyün yasaklı madde kullanan 3 paraya her şeyi yapabilecek adamı. Gökhan da zaten muhtarın karısıyla beraber de bizim muhtar da punduna getirdi. Emrah'ın da borcu var. Emrah'ı borcunu ödemesi karşısında parayı verdi. Gökhan'ı öldürttü demişsiniz. Emrah ve abisi sizi ifadenizi değiştirin diye darp ettiler mi? Beni ikinci mahkemede çektirip Yusuf öttüreceklerini söyledi. Yani böyle tehdit mi ettiniz gidip? Niye uyuşturucu kullanıyor dedin dedi bizim oğlan. İfadeni değiştir diye söylemiş de kim demiş bunu? İfade değiştir diye bir şey yok. Ben öyle bir telaffuzda zaten kesinlikle zaten bulunmadım. Senin de defterini duracağız dedi yani bu kollukta da var. Tamam işte. Emrah kendisi söyledi. Tamam sizi darp ettiler mi? Gözlüğüm kırıldı. Daha hala beyanlarının arkasında duruyormuş. Dursun bakalım. Duruyor muymuş ifadesinin arkasında? Duruyorum. Yine iddialara göre bizim muhtar karısıyla işte Gökhan'ı kıskandığı için Gökhan'ın ayaklarını kırması için birisi vasıtasıyla bir başkasına haber gönderiyor ve 600 bin lira vereceğini söylüyor. Bu da bir iddia. Onun cevabını alacağız. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. ...38 yaşındaki muhtar azası Gökhan Tombak biliyorsunuz evinin önünde bir cinayete kurban gitmişti. Onunla ilgili konuklarım ve bantlarım var. İzleteceğim size. Pardon bir de sesim çıksa. Tarihsel operasyonu hep eşi bahsediyordu ya mesela Burdur'da tarihsel operasyonu. Jandarma operasyonu düzenlemiş neler bulmuş onu göreceğiz. Böyle çıkmış defineler falan filan neler. Ayrıca muhtarın... Gökhan'ı işte öldürün diye haber verdiği kişi bugün canlı yayınımızda olacak Osman Koç. Bana 600 bin lira teklif edildi iddiasını ben hala arkasındayım diyor. O bizimle beraber olacak. Ve efendim size bir şey daha söyleyeceğim. Daha onların haberi yok ama. Bu Ahsen var ya hani ailesini arayan. Ahsen'in bir tane daha bu sefer de çeşme başına bırakılan bir erkek kardeşi ortaya çıktı. O da 2006 yılında. Valla gelsinler şimdi onu anlatacağım. Bir tane çocuk da çeşme şeyine bırakılmış başına. Erkek çocuk. Küçükçekmece Alkalı'da. Onunla ilgili komşular aradılar. Yani bu ilk bırakılan erkek çocuktan farklı. İlk bırakılan dayıya biliyordu. O kliniğe bırakılmıştı. Bu 2006 yılında çeşme başına bırakılmış. İki erkek dört kız oldular. Anneden. Aynı anneden. Ve daha sonra da baba Mustafa Bey'in de oralarda çocuk aradığı söylüyor komşular. Maşallah Mustafa Bey de hiç boş durmamış yani. Vallahi. Evet. Yani ne olmuşlar bilmiyorum da. Hayır evet. Ama doğru söylüyor adam hiç boş durmamış yani.
Yani olay benim için artık daha vahim bir hal aldı. Bu nedir böyle şimdi? 6 tane falan çocuktan bahsediyoruz sağa sola bırakılan. Evet, 4 kız, 2 erkekten bahsediyoruz şu anda. Aynı anneden olan. Öyle mi oldu onlar? 2 taneyle tabii. 2 erkek oldu şimdi. Şimdi 2 erkek oldu. Oldu. Ankara'daki var. Buradaki 2 kız var. Kız var. Bir de 14 yaşında olan var. Bir tane de kayıp var. 6 doğru söylüyorsun. Tabii. 6 çocuk oldu. 4 kız, 2 erkek. Komşular aradılar yana yakıla. O çocuk da onların da babada baktı diye. Şimdi niye onu açıklamıyor diyorlar. Ama istikbalini temin edemeyeceğin çocukları yapmayacaksın kardeşim. Her önüne geldiği dakikada çocuk kaputta camiye bırakırsan, kimsesizler yurduna bırakırsan bu çocuk yapmak demek değil. Bu analık babalık da demek önemli değil. Önemli olan çocuğa bakmak. Tabii. Ama benim anladığım kadarıyla Aslı'nın annesinin sıkıntı, sağlık durumu iyi değilmiş. Tabii. Yani orada biraz... Yani yine de çocukların istikbalini temin etmeyi garanti aldığın zaman çocuk yapmayı düşünecek. Karı koca müşterek buna karar verirken diyecek ki evet biz şu anda bir çocuk yaptığımız zaman bunun her türlü istikbalini temin etmeye hazırız. Okula gönderebiliriz, yedirebiliriz, içirebiliriz. Yoksa yani eline bir parça ekmek ver, sokağa sal. Bu çocuk yapma işi bu değil yani. Analı babalı da bu değil. Bir de devlette nasıl baksın böyle yani? Yani devlette çalışırsa evet. Devletinde bakabilecek yap, yani. Yurda gönder, çocuk esirgeme kuruna yani gönder, kimsesizlere gönder, camiye bırak, okulun bahçesine bırak, vatandaş kendisini alsın. E olur mu ya? Merhamet et ya. Biraz da analık babalık duygularının evet, tam manasıyla yani gereken şeyi yapacak durumdayken çocukları yapın kardeş. Evet şimdi onlar gelince konuşacağız babalı ama çünkü ağzına biliyorsunuz bakla ıslanmaz ya, onu da söyleyeyim dedim. Dünden beri bunu öğrendim ya, nasıl yani bir tane daha çocuk varmış. O da herhalde yani yine küçük çekmecede. Bunları da niye söylüyorum şimdi, bizim aradığımız 2 tane çocuk var yani inşallah onlar da bizi ararlar. Kardeşleriyle buluşsunlar diye ümit ettiğim için söylüyorum. Evet önce Gökhan Tombak cinayetine başlayalım. Şimdi Osman Koç. Osman Koç'u siz tanımıyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi Osman Hanım? Sizin köyden hayır, değil. Tanımıyorum. Yok, siz de tanımıyorsunuz Gürsel İsim Bey. İsim olarak tanımıyoruz yani. Hı? Sen Emrah tanıyor musun? Ben de tanımıyorum. He? Cezaevinde tanıştım. Cezaevindeyken tanıştın. Aynı koğuşta mıydınız yoksa konuşma fırsatı mı buldunuz? Tecrit koğuşunda. Geçici koğuşta yani. Geçici koğuşta. Evet. Peki konuştunuz mu aranızda? Çağırdı beni dedi böyle böyle, biz dedi muhtarı bekliyorduk, seni neden aldılar dedi. Dedim böyle böyle, ayakkabı izinden aldılar. Bu işin içinde muhtar var dedi. Dedikleri bu yani. Bu arada senin ayakkabı izinin görüntüleri geldi. Evet o senin ayakkabın. Oradaki iz. Ben kendim de baktım, onu da göstereceğim. Ama bir Osman Koç'u bir izleyelim. Gökhan Tombak cinayetinde şüphelerin odağındaki muhtarın muhtar azasına zarar vermesi için bir kişiye haber göndererek teklifte bulunduğu öne sürülüyordu. İddialara göre bizim muhtar karısıyla işte Gökhan'ı kıskandığı için Gökhan'ın ayaklarını kırması için birisi vasıtasıyla bir başkasına haber gönderiyor ve 600 bin lira vereceğini söylüyor. Muhtar hala o adamla görüşmek istiyor. Osman Koç da hala dışarıda görüşmeye çalışıyor yani. İddialarda bahsi geçen Osman Koç ekibimize konuştu. Anlattığına göre Gökhan Tombak muhtarın eşiyle olan ilişkisini kendisine anlatmıştı. Gökhan Tombak'ın ailesini tanıyorum. Onlar gelir benim elimi öperlerdi. Bazı olaylar cereyan etti. Muhtarın hanımıyla. Gökhan alkolü aldı mıydı? Baya resmen anlatıyor. Beraberiz diyor. Gökhan evde banyo yaparmış. Gökhan dedim dikkat et kendine. Bu şekilde işler namus işidir. Bir gün ölürsün dedim ben. Siz ne zaman öğrendiniz Gökhan'ın muhtarın karısıyla bir ilişkisi olduğunu? Bu olaydan... Bir şey söyleyeceğim ama bu sizin ailenizi tanıyorsa o zaman sizin de tanımanız lazım. Ben tanımıyorum Gökhan Hanım. Ben sadece şey olarak, lakap olarak tanıyorum. Ben Osman Koç, Osman Koç dediler. Olaydan sonra ben Osman Koç kim dedim ben. Hı. Kulaksız dediler. Kulaksız diye. Siz de tanıdınız. Ama benim hiç oturmuşluğum, evine gitmiştim. Peki gitmediniz mi hiç? Babam tanıyabilir. Hayır gitmediniz mi hiç? Nedir hayrola diye? Gitmedim. Onu daha sonra konuşalım. Ha? Osman Koç'un yanına mı? Ha. Gitmedim. Niye yani gitmiyorsunuz böyle bir şey o zaman? Ben hep buraya gelenlere sorun da mesela niye gitmiyorsunuz? Ne oldu, ne itti öğrenmek için? Ben mesela Osman Bey'in adını duyduğumdan beri yanıp kavruluyorum. Osman Bey'le konuşalım bakalım ne diyecek diye. Ha? Ya bir şey ürküttü mü sizi? Hayır. Yani hani olayın şokundan zaten biz dedik ya bir yıl kendimize bile gelemedik. Korku ürkütme gibi bir şey değil yani. Daha kendinize gelemediğiniz için bir yıldır gidemediniz. İyi. Çok... kötü. Ben Tombak'ın ailesini tanıyorum. Onlar gelir benim elimi öperlerdi. Bazı olaylar cereyan etti. Muhtarın hanımıyla. Gökhan alkolü aldı mıydı? Baya resmen
anlatıyor. Beraberiz diyor. Gökhan evde banyo yaparmış. Gökhan dedim, dikkat et kendine. Bu şekilde işler namus işidir. Bir gün ölürsün dedim ben. Siz ne zaman öğrendiniz Gökhan'ın muhtarın karısıyla bir ilişkisi olduğunu? Bu olaydan 4-5 ay önce. Muhtarın bir kişi aracılığıyla kendisine Gökhan Tombağ'a zarar vermesi için para teklif ettiğine yönelik iddiayı da doğruladı Osman Koç. Bana bir adam geldi. Gökhan ölmeden 1-2 ay önce. Kulaksız Osman sen misin dedi. Bana kulaksız dedi. Beni muhtar gönderdi, kararlılar muhtarı. Sana 600 bin lira para, Gökhan Tomba bacaklarını kıracaksın, öldüreceksin. Öldürmesin bile bacakları kırılacak kesin. Sen dedim bu şekilde geleyen ni gelmiş ol, ni ben seni görmüş olayım dedim ben. Kalktı gitti bu. Ben orada yanlış yaptım. Biraz da alkollüydüm, gerçeği konuşalım. Adamın kimliğini alıp arabasının plakasını alsam ben o adamı elimle kumuş gibi bulurdum. Günlerce bir hafta adamı aradım orada. O adamı bulamadım yani. Ne dedi size ismini? Hüseyin dedi, Gazi Paşalıyım dedi. Şivesi de o tarafa benzemiyor. 30-35 yaşlarında genç bir adam. Ufak tefek bir şey, atletik bir genç. Osman Koç'un söylediğine göre yeni tanıştığı muhtar ne eşi sebebiyle Gökhan Tombak'ta sorun yaşadığını ne de kendisine para teklif ettiğini kabul ediyordu. Ben muhtarı tanımıyorum. Muhtarla yeni görüştük biz. Bir ay, bir buçuk ay falan oluyor. Sordum orada resmen. Bu Gökhan'la senin dedim ailevi bir sorunun var mı? Yok ya dedi. Muhtar kabul etmedi mi karısıyla Gökhan'ın ilişkisi olduğunu? Etmiyor, etmiyor, onu etmiyor. Gökhan Tomban gittiği mekanlarda bu olayı anlatıp da muhtarın bunu duymaması mümkün mü? Ya zaten köy biliyor ya. Demediniz mi siz ya? Bana bir adam göndermişsin, 600 bin lira para göndermişsin. Ben göndermedim diye onu itiraz ediyor ya. Muhtar Hasan bana telefon numarası veriyor. Sakın ha diyor, benim telefonumu dinler ya. Beni arama, bir şey olduğunda muhtar vasıtasıyla görüşelim diyor. Ben de aramadım, niye arayayım ve ne işim olur? Bu cinayetten ne kadar süre sonra görüştünüz muhtarla? Muhtar içeri girdi. Çıktıktan 2-3 ay sonra. Osman Koç, cinayet şüphelilerinden Emrah Turan'a bir tuzak kurulduğu görüşündeydi. Bir çocuk daha var Emrah. O çocuğun ayakkabılarını alıp oraya atmak o çocuğa bir tuzak zaten. Adam suç işleyecek de ayakkabılarını orada çıkarıp gidecek. Ben burada mı indirecek? Emrah'la hiç cezaevinde birlikte bulundunuz mu? 2-3 saat. Hiç Emrah, biz Gökhan'ın cinayetiyle ilgili muhtarın tutuklanmasını bekliyorduk tarzı bir şey söylediniz mi? Hayır, 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 hayır. Gökhan'ın bu şekilde tuzak kurulup da öleceğini ne bileyim ben. O cesareti bulamazlar ama namus işi varsa adamı cesaretlendirir. Ana bir günde Selahi bir dinledim. Gökhan Tombak su yolunda kırıldı. Evet, buyurun, hoş geldiniz Osman Bey. Buyurun, hoş geldiniz. Alıyorum telefonu. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hayırlı günler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Buyurun, oturun. Oh, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, siz diyorsunuz ki ben Gökhan bana anlattı muhtarın karısıyla olan şeylerin. Aslında içkili bir ortamda bir tek size mi, herkese mi anlattı? Alkollü oldu muydu? Yaşlı çekiyordu. Yani bir tek size mi anlatıyordu yoksa kalabalık bir ortamda mı anlatıyordu? Canım onu ben ne bileyim canım. Hayır hayır, siz hayır, duyduğunuzda. Hayır. Bana anlatıyordu. Size anlatıyordu. Evet. Evet. Siz de uyarmışsınız, yapma oğlum böyle diye. Evet. Ve sonra diyorsunuz ki bir gün selası okunduğunda ben su tesisi su yoluna dedim, direkt ona bağladım diyorsunuz. Aşağı yani ben yukarı. Ben bunu sevmem söyleyeyim ama yani hani sizin düşünceniz o, evet. Aşağı yukarı. Peki şu size gelip para teklif eden var. Mesela şimdi o para teklif eden kişiyi siz bir daha bulamadığınızı söylüyorsunuz öyle mi? Ya bir hafta aradım Müge Hanım. Hı hı. Gazi Paşalıyım dedi. Ben Gazi Paşa'dan tuttum Alanya'sından, Manavgat'ından, Serin'den aradım. Bulamadım adamı. Geldim savcıya da söyledim. Ben böyle bir adam bulamadım arkadaş dedim ben. Olayı kapandı. Aradan günlüğe geçti. Muhtar beni aramış. Ama peki bunun ismi nasıl? Osman Koç isimli bir şahsa. Osman Koç. Kulaksız deli. Evet. Osman Koç aracı vasıtasıyla para teklif ediyor. Gökhan'ın bacakları kırılacak. 600 bin lira karşılığında Gökhan'ın bacaklarını kırar mısın diye teklifte bulunuyor. Evet. Siz de kabul etmediğinizi ama muhtarın karısıyla ilişki yaşadığını kendinize bizzat söylendiğini anlatmışsınız. Ve siz bu hani size böyle para aracı olmak isteyen kişinin de bu nedenle mi Gökhan'ı öldürdüğünü düşündünüz? Adama anlatmadım ben muhtarla, Gökhan rahmetliyle onun ilişkisi olduğunu. Adama niye anlatayım ben?
Adam geldi beni kahvede buldu. Ben garibanım. Bir gerçek konuşalım. Biraz da cezaevinde yattım. Suça meyilli görünüyorum sözde. Ben hiç suç işlemiyorum. Efendice duruyorum. Çünkü çorum çocuğum var, torunum, torbam var. Onlarla ilgileniyorum. Zamanında işlemişim. O zaman geçmiş. Zamanında var mıydı böyle bir cinayet falan? Şey? Var. Suçsuz bir adam öldürdüm. Suçsuz. Suçsuz bir adam öldürdüm gerçekten. Kayınpederim. Kayınpederinizi mi öldürdü? Kayınpederim. Taze vicdani cezayı çekiyorum. Ben vicdani olarak çok çektim. Halen de çekiyorum. Bu Gökhan olayında da... İşinizden dolayı mı kayınpederinizi öldürdünüz? Ailevi bir kelime konuştu. Kötü bir kelime konuştu. Yani o kötü kelimeyi çekemedim. Gençliğin verdiği cesaret ile şimdi olsa yapar mıydım? Babam bana akşama kadar niye sizin annenize öyle söylüyorlar? Bir tartışma oldu. Ha. Kendi aramızda. Yani anneniz değil, anneniz öyle olduğu için değil aslında yani. Yok, ağzlarından öyle çıkıyor. Yok. Ha, siz ona rağmen kızınızı öldürdünüz. Annesine laf söylemiş, kesmiştir herhalde yukarıda arkadaşlar da annesine küfür etmişler. O yüzden tabii. Kayınpederi küfür etmiş. Tabii. O yüzden öldürdünüz. Sonra da diyorsunuz ki vicdanen de hep çok vicdanen rahatsızım. Zaptırsın. Çok. Çok rahatsızım gerçek olarak. Çünkü çocuklarım öksüz büyüdü. Anasız büyüdü. Anaları yeni öldü. Öldü hanım. Tabii ayrıldık. Sizinle de görüşmüyordu herhalde. Çocuklarıyla da görüşmedi. Çocukları kabul etmedi zaten. Çocukları ben büyüttüm. Bu şekilde ev verdim. Hayat darmadağın oldu. Neyse yani siz de zamanında bunu yaptığınız için sizin birini öldürebileceğiniz düşünülüyor. Anladığım kadarıyla çevreden. Heh. Gel sen bunu öldür mü dediler size? Bana geldi bir adam kahvede oturuyorum. Sigara içiyorum yani dışarıda. Sağlığa zarar evet. Adam geldi. Amca kulaksız sen misin? Sen kimsin lan dedim ben. Ben böyle 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 senaryen dedi. Oğlum sen ben duymamış olayım. Sen de söylememiş ol. Abi asıl orayı anlatmıyorsunuz. Hep anlatılacak yeri böyle böyle diye geçiyorsunuz. Sizin kulağınızda bir problem mi var? Allah'tan. He? Allah'tan kulak yok. He, ben sandım acaba dövüşürken kulağınızı mı kestiler? Yok 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 yok. Öyle şey olur mu ya? Hep böyle diyorlar ya kulağını keserim falan diye bir şey vardır yani o yüzden. Evet, niye alakası kesik varsa? Kesik kulaklı derler niye ya. Öyle... Bu muhtemelen doğumsal olarak Allah'tan, bir kulakta evet, Allah'tan meydana gelen bir defa. Ben şimdi meraklı Melat dayanamadım gitti. Abi geldi ya kahvede seni buldu. Orayı böyle böyle anlatma. Tam sana ne dedi? Beni kararlar muhtarı gönderdi. Gökhan Tombak tanıyorsun dedi. Gökhan Tombak benim yeğenim dedim ben. Gerçekten de yani gayrimeşru yolda ben alkol alıyorum. Yalnız olmamla alkol devamlı alıyorum. Saklamalım. Yaşlıyız ama alıyorum. Hı. Saklamam. Gökhan benim yeğenim gibi dedim ben. Gökhan'la günde görüşmesek gün aşırı görüşüyor dedim ben. Gökhan'ın bacakları kırılacak dedi. Ölmese dedi bacakları kırılacak. Sana 600 bin lira para dedi. Muhtarın selamı var dedi. Ben muhtarı tanımıyorum. Şimdi gerçeği konuşalım. Muhtarı ben bundan 1,5 ay önce gördüm. Cezaevinden çıktıktan sonra? Cezaevinden çıktıktan sonra. 1,5 ay sonra gördüm. Şey evveli. Oğlum dedim sen ben duymamış olayım. Sen de söylememiş ol. Ben orada yanlış yaptım. Alkollüyüm kendim. Kimliğini alsam da, arabanın plakasını alsam... Bugün her şey çözülmüş olacaktı. Peki Osman abi sen sana böyle söyleyince hani bunu öldür, öldüremiyorsan da ayaklarını kır deyince... Neden muhtar Gökhan'ı öldürmek istiyor diye düşündün? Bir şey düşündün herhalde. Ne aklına ne geldi? Ya ben Gökhan'ı zaten bu konularda uyardım. Bak dedim.
sağda solda laf oluyor. Bunları yapıyorsan bile içinde kalsın. Anlatma. Sağ sola anlatma. Kediyi aslan edersin dedim. Neydi? Kediyi aslan edersin dedim. Kediyi aslan edersin. Ha, kediyi aslan edersin. Yok ya dedi. Peki Osman Bey, hani size bir sarhoş anında anlatmıştı ya muhtarın eşine. Sonra siz bunu başka bir yerden de duydunuz mu? Yani bu dedikodu, şimdi diyor ki ailesi. Ailesinin iddiası şu. Hiç diyor bu dedikodu falan olmamıştı ki. Biz öldükten sonra diyor Gökhan duyduk biz bu muhtarın karısıyla Gökhan'ın ilişkisini diyor. Yoktu ki, kimse bilmiyordu ki diyor. Ya Gökhan'ın... Sen söyle işte Gürsel abla, Osman abla, siz konuşun. Gökhan'ın bakın, çevresinde. Gökhan'ın aile çevresinde duymayabilir. Hı. Abisi var. Gökhan'ın çevresinde. Sen Kemal'in oğlu mu? Evet. Ben Gökhan'ın abisi. Buna neden söylemedin? Uyarmadın. Ben Gökhan'ın abisi. Hayır, o değil yani. Diye. Neden uyarmadın? Gökhan'ın çevresinde yani bu. Aile çevresi. Aile çevresi. Bilmiyor. Bilmiyor. Olabilir. Bizim köy. Ama gayrimeşru yoldaki arkadaşları biliyor bunu. Gayrimeşru yoldaki dediğiniz alkol aldı arkadaşlar. Alkol aldı arkadaşlar. Yani orada ne var başka gayrimeşru? Alkol almak gayrimeşru alkol değil. Alkol gazino. He. Alkol gazino. Gazinoda ne var? Böyle kadın falan var mı gazinolarda, gazinoda? Gittiğiniz var. Gazinoda? Var. He, böyle konsomatçısı falan edeni var mı öyle kadınlar? Var. He, peki onunla ilgili Gökhan'ın neydi şeyi, tavrı? Buyur. Orada neydi? Gökhan orada ne yapıyordu? Alkol alıyor. Başka... Hayır, böyle çok çapkın bir adamdı falan diyorlar ya işte. Emrah da diyor ki başka kadınlarla görüşüyordu. Geliyor muydu başka kadınlar falan masaya? Canım gelmez mi? Masaya, herkesin masasına gelir. Gökhan'ın masasına geliyor muydu? Gelirdi canım. Ha işte onu soruyor. Gelirdi, gelirdi. Oraya gittiğinde mutlaka geliyor mu masaya herkes? Gelirdi. Ha. Yani oraya gidip hani benim masama gelmesin denmiyor yani. Masaya yok, gelinsin diye gidiliyor. Ben derim. Ben uyarırım. Çünkü ona ayrıyeten ekstradan alkol ısmarlıyor mu? Bir su 600 lira. Oo, çok pahalıymış. 600 lira bir şişe su, 600 lira. Şunca açık bir bar... Niye su daha pahalı? Orası, orası kesimhane. Hmm. Orası kasap yeri. Paralı gideceksin. Paralı mı, pavyon mu, eğlence mi? Gazino, gazino. Gazino. O gün de aslında Gökhan en son öyle bir mekandı çünkü. O yüzden hayır, soruyorum. Hayır. Yani Gökhan en son öyle bir mekandıymış ya. Hayır, Ocakbaşı gibi bir şey ya, en son Gökhan'ın gittiği yer. Alkolüme kapatıyorlar. Hap atıyorlar alkolüme, seni yarasa gibi soyuyorlar. Ay, ne yapıyorlar? Yarasa gibi soyuyorlar. Yarasa gibi soyuyorlar. Yani buradan bir dubre daha getir, bir dubre daha getir. Ha. Hesap çıkıyor. Alkolüme, o alkole hap atıyorlar. Bunları yaşadık yani. Bence hiç hap atmalarına gerek yok. Siz zaten oraya gidiyorsunuz işte bir tane içince. Bence zaten siz de soyulmaya müsait. Anlarsınız birbirinizi affalan atasa herhalde yani. Şöyle kendinizi de kandırmayın. O gece de gittiği Gökhan'ın öyle bir yer miydi? Ocakbaşı gibi bir yer. Tabii aynı, aynı. Ocakbaşı değil, biz çektik orada bir tane vardı böyle. Olay günü gittiği yer değil, ha, restoran. Evet. O restoran alkollü mı? Restoran, evet. Gazinoya oraya girik. Gelmiyor mu? Gazinoya girik değil Gökhan. O gün gazinoya hiç orada girik değil. Kızılkaya'da mı? Kızılkaya'da mı? Evet. Ürünüm orada. Hayır. Ayhan Demir'in orada. Ayhan Demir'in orada mı? Evet, orada, oradan bilmiyorum. Kalkmış. Orada konsomasyon yok, yok yani. Lokanta. Orası ocakmış. Lokanta, ocakmış. Orada kafiyi demleyeceğiz zaten. Şimdi gerçek konuşalım. Aynen. Orada kafiyi çekeceğiz. Aynen. Ondan sonra gazinoya. Ya Allah. Oradan da gazinoya gidiyor. Orası başlangıç. Bu aynen, ocakbaşı dediği yer başlangıç. Ondan sonra gazinoya. Ben çok gitmek isterdim. Kılık değiştirsen falan. Çünkü ben mesela ne konuşuluyor çok merak ediyorum. Hani hiç tanımadığın birisi yani. Geliyor masaya ne konuşuyor yani. Ne, sen ne konuşuyorsun, o ne konuşuyor. Ölmeden bir gitmem de lazım. Böyle bir hayata para evet, nasıl yetiyor? Para yani, nasıl dayanıyor? Para nasıl yetiyor bırak da mesela yani, insan ne zevk yani alıyor ondan onu ben bilmiyorum. Şimdi tanımıyorum etmiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yani şimdi ne konuşacağım? Ne anlatıyorlar abi ya, masaya? Orada 40 senelik hap oluyorlar.
Ne öyle yaptı? Birbirini tanımayan yabancı değil. Sen anlat bakayım, sen de gitmişsindir. Anlat. Aynı. Ne konuşuyorsunuz? Hani ne konuşuyorsunuz yani? Biz kadınlar merak ediyoruz ben yani. Ben bilimlerde seyrediyorum. Aynı. İyi. Aynı. Müge abla. Feş'te şimdi aynı üç karşı dolandırıcı çok Feş'te. Bayan takımı. Hı. Aynı durum soygun takımı da orada. Vallahi ben onlara soygun takımı demeyi de hiç uygun bulmuyorum. Siz gitmeyin. Yani. Kendiniz gidiyorsunuz. Seve seve gidiyorsunuz. Siz de soyunmaya hazır gidiyorsunuz. Müge abla. Yani, hani siz gitmeseniz öyle bir Instagram'da da Facebook'ta da sosyal medyada ya da öyle bir mekanda böyle bir pazarlık olmayacak ki. Yani şimdi mesela erkeklerin yaptığı var mı böyle bir yer? Ben bilmiyorum masalara kadınların masasına geldi. Biz gitsek o zaman gelir. Biz böyle yerlere gitmediğimiz için öyle bir grup yok. Eşimin meşhur bir lafı vardı. Oraya ayıkken gidersin bir sürü borç olur. Çıktın mı hiçbir borç kalmaz. Kafa denk olur derdi. Peki sen nasıl izin veriyordun Asuman ya bu kadar gitmesine? Ya normalde benim eşim yani kullanmıyor değildi. Ama alkol diyelim şu isim ama alkol o, oraya sürekli farkı... gitmez onlar. Oraya gitmek için biz bir ev geçindiriyoruz. Kolay değil. Hem orayı hakkından gelemezsin. Hayır sen gitmesine nasıl müsaade ediyordun? Bizim orada herkes gider. Amcam. Herkes gider. Erkek. Herkes yani. Filan yere gidiyendir. Ha? Yo yalan da söylemez benim eşim. Ben buradayım der. Ben onun için şu hiç onu daha telefonla, aramam. Gece. Telefonla yalan çıktı. Gittiği yeri biliyorum çıktı. Zaten. Yalan çoğaldı. Telefon çalıyor ben filan yerdeyim diye. Halbuki sen hiç yalan söylemez. Osman abi de yalnız o bütün köyü biliyor vallahi. Canım benim yaşım 70. Ben neler gördüm neler geçirdim. Rahmi Bey'le siz bir oturun bir reklam arasından şey yapalım. Hayır peki sen eşin gidince yani kızmıyor muydun? Kıskanmıyor muydun? Başka kadınlar masasına geliyormuş. Ha, siz bir köyün kadınları toplanıp da mesela bir orayı basmayı düşünmüyor musunuz mesela? Hayır. Niye? Ya bu deveyi güteceksin ya bu diyardan gideceksin. İki şıkkın var. Defolsun gitsin o zaman yani. O güt sen niye güteceksin? Yok ya mesela biz eşimle araba. Ne içmenizden bahsetmiyoruz ki. Bu adamlar toplanıp bu konsomatislere gitmiyorlar mı? Gittiği yerlerde biliyorsunuz, biliyorsanız. Niye mesela üç komşu kadın falan gidip toplanıp basmıyorsunuz orayı? Öyle bir şey köy yerinde olmaz. Devamlı her gün veya... Gidilen bir yer değil. Çünkü maddi durum oraya yetişmez. Herkes gidebiliyor ama... Az giderse de diyorsun çok da önemli değil yani. Yani. Öyle değil de hani herkes de o bayanları oturtmak zorunda değil. Onun para döner oraya. Oraya gidiyorsa bak, hayır, oranın gider, belli bir sistemi vardır. O sistem sen de gidiyorsun demek ki. Şimdi hanıma karşı yani. Söylüyorsun de demek yok, böyle. Benim gidiyorsun. Hanım da biliyor. Ben de gidiyorum ama. Sen de gidiyorsun. Yanına işte, bayan oturtmak mevzulunda ses çekilmez. Kakar gidersin. Ha, sesi çeken muhabbet yapacak olan oturu artık çok 2 saat mi durur? 5 saat mi durur? Çok da masum anlattın ya. Yani nasıl da masum anlattın. İşin gerçeği öyle. Yani, işin gerçeği neyse yani bu işin sonu iyi değil. Tamam neyse. Yaşları ama o gece bakın şimdi o gece Gökhan hani sizin dediğiniz ön hazırlık lokantasına gidiyor. Yani daha kızların gelmediği lokantaya gidiyor. Alkol alıyor ve ondan sonra eve dönüyor bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da alkollüymüş. Yani öteki mekana geçmiyor. Evet. Cebinden de yaklaşık 4000 liraya yakın bir para çıkmış. Aslında hazırlıklı da gitmiş anladığım kadarıyla öteki taraf için. O zaman sizin anlattığınıza göre. Değil mi? Abla girebilir miyim? Tabii. Ertesi günü traktörümüzün yapılacak yerleri vardı. Sütçümüze gitti. 2 milyar kusur para aldı. 200 milyonunu harcamış. Vefatından sonra aynı gün geldi bana. Cebinde 4000 liraya yakın para var benim hatırladığım kadarıyla. Tam söyleyeyim 3800 küsur lira falan. Tamam 200'ün iyi. İşte bizim sütçümüz var sürekli o şey yaptığımız. Onun üzerinde daha fazla para vardı. Seni üzmek istemem ama bayağı sarhoşmuş yani. Hani o kadar. Benim eşim yıkılmaz hiçbir zaman ya. İste de sarhoş olsa bile yani evde ya da bir yerde taşkınlık yapmaz. Emrah konuş. Yapar mı? Senin abindi. Gökhan abinizdi meşhur. Sütten çıkmış arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Gökhan'la hiç oturup bir... Tamam siz doğru söylüyorsunuz. Biz yalan söylüyoruz ya. Sen şimdi bugün Gökhan'ın... çok masum oldun yalnız. Dün de ahkam kesiyordun ama. Emrah'ın ayakkabıları hazır mı? Reklama girmeden önce. Şimdi olay yerinde... Şimdi Emrah diyor ki ben gittim diyor cinayet işlenmiş kurşun siz silah sesini sen duydun mu Asumancığım? Duymadım. Sen de duymadın. Emrah'ın annesi de duymamış. Emrah da duymamış.
Uzaktan atış olduğu tahmin ediliyor ama uzaktan atış dediğim yani zaten bir metreden ötesi uzak. 70 santimden sonra. Bir metre miydi? Evet. 1.10 muydu? Neydi? Uzun namlulu yani. Hani uzak derken uzak aklımıza gelmesin yani. Bir metre. Neden sonrası civarı. Uzak atış kabul ediliyor. Tüfek olduğu için bir metre. Tabanca olsa 70 santim. Evet. Ondan sonra uzak atış olarak şey yapılıyor. Ses duyulmadığı söyleniyor. Sonra Emrah da diyor ki ben hani kalktığımda annem beni uyandırdı. Ben kalktığımda gelmişti olay yeri oraya şeridini falan çekmişti. Ben hiç olay yerine gitmedim bile diyor. Ama işte orada bir ayakkabı izi bulunuyor. Daha ertesi gün Emrah'ın ifadesi alınmaya geldiğinde Emrah'ın ayakkabısıyla da oradaki olay yerindeki ayakkabının altındaki izler birbiriyle evet örtüşüyor. Bir arkaya verir misiniz Hüseyin'cim? Ay Hüseyin'cim diyorum. Ahmet'ciğim. Şimdi seninkisi senin ayakkabının altı buymuş. Evet. Ondan sonra bunu da işte bu ize benzetmişler. Burada daha küçük, burada daha büyük ama işte ay şu etrafındaki izler, şunu da şu. O anlam da şeymiş hani ne demiştik? İfadede bir anlam vardı, ne olduğunu bilmiyorduk. Sınıfsal özellik taşıyan benzerlik. Aynı sınıfsal benzerlik. Sınıfsal benzerlik de aslında DNA testindeki %99.9 demek gibi bir şeymiş. Şimdi senin ayakkabı izin orada nasıl vardı sorusu gündemde. Bunu bilen yok işte. Nasıl bilemiyorsun oğlum? Senin ayağındaki ayakkabı. Ben bu adamı vurmuş olsam zaten benden swap raporu çıkar. Cesette tapa da yok. Ama senin ne zaman alındı swap izin? Akşam üzeri alındı. Tamam adam kaçta vurdu? Gece olmuş olay. Gece tamam. Seninkisi bir ertesi. Ki ben vurulduğunda zaten abisinden öğrendim. Abin olmuş dedim, vurmuşlar dedi. Hayır sen yani nereden baksan 24 saat olmasa da 20 saat sonra falan alındı senden. Aşağı yukarı. 12 saat falan. Bir de olaydan aynı gün gece olaydan bir yarım saat bir saat önce telefonundan Emrah bir silah resmi çekiyor. Bir de fişek. Fişek de Gökhan'a sıkılan fişek biz dokuzlu kurşun deriz. Domdom kurşun, domuz kurşunu deriz. Fişekle yani o dokuzlu kurşunla bunun çektiği şey örtüşüyor. Örtüşüyor. Benim çektiğimi gördün mü de çekmiş diyor. Telefonları açıp sonra da silmişsin ama emniyet bulmuş onu. Biz bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz zaten. Hani ben bu suçun içinde olsam tekrardan incelenmesini istemem telefonun. Telefonun zaten tekrardan incelenmesini istedik. Ya bugün senin gece istememenle alakası yok ki zaten onu emniyet. Sen istesen de istemesen de jandarmada emniyette. Şimdi bak burada ben daha iyi anladım. Dünden beri ben ne olduğunu anlamamıştım. Şimdi bu ne böyle? Şu neyin üzerinde Emrah? Sen çekmişsin bu fotoğrafı. Bu ne? Benim evimde öyle bir yer yok ki nasıl çekeyim? Senin telefondan çıkmış. Kim sana o zaman attı mı bunu? Bu o sigara paketi neyin yani? Hangi marka o sigara? Ney bu? Ya sen aylarca cezaevinde yattın şimdi. Niye burada soruyorsun? O sırada baksaydın ya fotoğrafları. Şimdi bana mı soruyor herkes? Silaga'nın markasıyla ne alakası var konunun? Senin benim içtiğim sigara farklı, o farklı belki. Konumuz sigara değil, markası telefonum, de ki sağlığa zararlı olan. Bunda altını çizeyim de bak üç kere sağlığa zararlı değil ki olmuyor sohbet içinde yani söylemek. Göreceğiz benim şimdi bir şey söyleyeceğim. O paketin ne paket olduğu önemli değil, ne marka olduğu. Yandaki şeyler ve senin telefonunda ne aradığı önemli. Yani bunu sana biri mi attı? Ben de diyeceğim ki benim evimde tüfek bulunmaz. Bu fişekler nereden gelecek benim evime? Ben nasıl çekeceğim fotoğrafı? Ben sana soruyorum, sen bana soruyorsun. Senin telefonunda çıkmış oğlum. Benim telefonumda çıksa sen bana sor. Senin telefonunda çıkmış. Ablacığım biz bunları zaten gerekli mercilere verdik belgeleri, ifadeleri de verdik. Ay ne dedin gerekli merciye? Ben sana soruyorum işte neymiş? Yani senin telefonuna nasıl gelmiş bu fotoğraf? Diyorum ki tüfek bulunmaz benim evimde. Ben onları nasıl çekeceğim? Fişekler nereden gelecek benim evime? Telefonla nereden geldi Emrah? Soru çok basit. Benim telefonla öyle bir şey çekmedim ben. Ama senin çekmiş olsam çektim derim zaten. Tamam senin telefonla nereden geldi? Ablacığım aynı marka birkaç tane telefon gitti. Hı. Karışıklık olduğunu düşünüyoruz kesinlikle. Geldim ben evinize. Senin telefonundan çektim kodum. Emrah bu işi yaptı. Ya çok biliyorsunuz zaten. Hayır nasıl? Neyin sen karışıklık olduğunu düşünüyorsun? Ya, aynı marka telefon yani. Hiç konuşmuyor. Müge Hanım. Bir benimki gitti, İsmet'inki gitti, Ahmet Sert'in gitti, Ahmet Çören gitti. Daha gittim o seriden marka bilmiyorum. He. Yani 4-5 tane gitti o seri marka. Ya marka olur. Karışık olduğunu düşünüyoruz. İsim var. Benim telefonumda benim ismim var. İsim yani 20 tane marka olsa benim ismim var amcam. Çeşit telefon markası var atıyorum en popüler. O zaman herkesin gibi birbirine karışır. Öyle şey olur mu? Ki ben de gündüz ikinci el aldım zaten cihazı. Sen ben sana onu da soracaktım. Sen niye o gün telefonunu değiştirdin? Telefonum kırıktı. Ha? Telefonum kırıktı. Nasıl kırılmıştı? Baya.
Bayağı dedi ya, ne bileyim oğlum bayağı. Sevgilimle tartıştım bir gün öncesi ben zaten. Hatta yeğenim de var, Halil Bozkurt'un oğlu. Hatta ondan da istedim yedek olarak bir günde idareten telefon. Abi yok dedi telefon dedi. Tamam dedim madem. Gittim her gün telefon aldım kendime. Yani o gün bu fotoğrafların içinden çıkan telefon senin yeni telefonundu. İkinci el telefon. İkinci yeni telefondu yani. Evet. Yeni aldığın telefondu. Peki onların içinde neden o zaman bu sana geldiğinde fotoğraflar falan var mıydı sana gelen geldiğinde telefon? Hayır. Telefon zaten sıfırlanmış bir şekilde geliyor cihaz. Tamam. Kendin vuruyorsun. Bu fotoğrafı senin sildiğin söyleniyor. Şimdi sıfırlanmak başka bir şey. Tamam ben bu fotoğrafı çeksem zaten çektim derim. Çekinmem. Diyemezsin çünkü o bir insanın böyle fişekle fotoğraf çektirmesi bir anlam ifade eder. Silahla fotoğraf çektirmek, fişekle fotoğraf çekmek bu bir gözdağıdır. Karşı tarafa bir ha demektir yani. Parmak benim bu fotoğrafı çekip silmemi gerektirecek bir sebep yok zaten ortada. Bir gün evvel çok çapkın olarak anlattığın Gökhan senin kız kardeşini Antalya'ya götürmüş. Mesela işte o da yalan. Kendileri burada mesela, buyursunlar. Mesela bu senin için bir neden olmuş olabilir. Kendileri mi? Burada buyursunlar yalan. Antalya'ya götürmedi. Bizim mobil deriz. Ya yani Antalya servisi. Geri dönüyor Gökhan da geriye. Sadece 15 dakikalık bir yer var. Yola çıkarıveriyor. Oradan iş yerine gitmek için dolmuşlara binip gidiyor. Her gün mü? Yok her gün değil. Hafta sonları gelir bugün. O gün sizindeydi. Kimin arabası olursa mesela kime sözü geçerse komşuya başkasına de beni şuraya kadar çıkarıver de. Bizim köyde öyle kimse kimseye bir şey yapmadığı için herkes birbirine sözü geçer. Abi kimse kimseye ne bir şey yapmasın. Senin kocan komşunun muhtarın karısına bilmem ne yapıyorum diye her yerde anlatmış. Ne muhtarı? O kadar çok anlatılan var ki bu arada yalnız. Yani hani bir tek şimdi bu çok özür dilerim söylüyorum. Bu gündemi teşkil ettiği için söylüyorum. Nasıl bizim köyde kimse kimseye şey yapmaz? Senin içinde Emrah'la beraber demişler. Peki Müge abla. Senin kocan da muhtarın karısıyla demişler. Şimdi de onun kız kardeşini de Antalya'ya götür demişler. Herkes konuşuyor. Antalya değil. İşte o mobil. Yalan olduğu ortada zaten. Yalan söylüyorlar. Peki öyleyse madem muhtar cezaevinden çıktığında kimin peki, yanına gitti? Peki o zaman muhtarın karısıyla muhtar da yalan söylüyor olabilir. Cezaevinden. O zaman Gökhan yalan söyleniyor olabilir. Cezaevinden. Gözde gören var mı? Şimdi seninle Asuman, senin kız kardeşinle Gökhan, Gökhan'la muhtarın karısı arasındaki bu üç dedikodunun hangisi doğru, hangisi yanlış, nasıl ayırt edeceğiz? Ya, ablam Antalya'ya götürmedi, ortada zaten. He? Ablam Antalya'ya götürmedi, ortada. Antalya'ya olmaz, oraya olur. O değil yani önemli olan. Bir tek o değil, bu da konuşuluyor yani. 15 dakika mesafe değil Emrah, zaten, sözünüz kesiyor. Hayır, Emrah kız kardeşini Gökhan'dan kıskanıyordu diyorlar. Garip dönüyor zaten, 10 dakika eder bu da. Bak Gökhan, ama Emrah ben bunların hiçbiri oldu demem. Ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam ben zaten de hayatta. Ama senin için de kız kardeşinden dolayı Gökhan'ı öldürdü deniyor. Şimdi Asuman diyor ki bu dedikodular oldu, o definede. Başkaları anlatıyor, diyorlar ki muhtar Gökhan'ı karısından dolayı öldürdü. Sonra da diyorlar ki Emrah Asuman'a kavuşmak için Gökhan'ı öldürdü. Şimdi üç tane dedikodu var. Herkes birbirine bağlı. Yani bizim köyde derken sizin köyde bunlar konuşulmuş. Şimdi biz muhtarın karısından şüphelenmemiz için ne biliyorsanız tam onu söyleyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum şimdi? Herkesi de zan altında da bırakmayalım. Böyle bir şey varsa cezaevinden çıktı mı hanımının yanına gitmez. O hanım da kakar ortadan. Peki mesela Gökhan senin annene de cep telefonu almayı teklif etmiş. Cep telefonu mu? Onu kim demiş? Onu da söyleyen var. Yalan, o da onu yalan. Ben duymadım. Senin annen yeni bir cep telefonu aldı mı o dönemde? Hayır, ben yaz sezonunda aldım. Balya zamanı. Balya çekerim ben. Kendiler de bilir. Kendi işlerini de yaparım. Kazandığım para. İşte Gökhan annene sana cep telefonu alıyor. Yalan yani işte bunlar hep yalan. İşte yalan da o zaman Gökhan'ın muhtarın karısıyla olduğu niye doğru? Ne biliyorsanız anlatın diyorum. O zaman her şey yalan. O yalan, şaka. Bu yalan ama Gökhan günah keçisi. Her evet, yerde o. Bu adam öldürüldü mü bir nedenle? En yakın bak, adam şey senin annene bile telefon almak istediler. Kız kardeşini Antalya'ya götürdüler. Sen Asuman'la rahat et diye Gökhan'ı öldürdüğün söyleniyorlar. Şimdi ben o zaman bunların hepsine aynı şekilde dedikodu bakarım. Niye biz muhtarın karısına illaki diyoruz. Yani. Ha illaki dememiz için o zaman şunu söyleyin. Gördük. Şurada gördük. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Şimdi o zaman da çamur at izi kalsın oluyor. Bir ara verelim. Biz
Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Bana çıkışları aldın mı? Şimdi hazır telefondan gitmişken Emrah'ın telefonundan gidelim. O son bakılanları, silinenleri aldınız mı çıkışlarını? Ya da buradan bakayım. Dur bulabilirsem. Şimdi sen diyorsun ya telefon karıştı falan. Bir kere öyle bir şey olmasının imkanı yok da. 23 Ekim 2022 tarihinde telefonundan av tüfeklerine bakıyorsun. Biz Gökhan'la ava giderdik daha önceden. Kendileri de biliyor zaten. Hani alalım mı almayalım mı diye internette bakıyordum ben sadece. Köylünün genelde biliyor bizim ava gittiğimizi. Öldüğü gün akşam mı? Bakasın geldi. Bu fotoğraf bak bakalım kaç ay öncesi? 23 Ekim. Öldüğü tamam, gün akşam değil mi? Hı, 23 Ekim günü. Ha, tamam. Hı. 23 Ekim günü 30 Kasım'da da adam öldürüyor. Zaten işte baktıysan almak işte o kadar sürer yani. Hani o zaman hani sen diğerlerinde dedin şöyle, ya. Şöyle izah edeyim hayır, o hayır. Zaman. Sen şimdi benim sana ilk gösterdiğim fişek fotoğraflarına dedin ya benim silahım mı varmış, silahım varmış. İşte 23 Ekim'de de bakmışsın silahlara. Ben ne bileyim aldın mı almadın mı? Almadım. Almış olsam zaten her yere çıkar bu. Nasıl çıkacak? Kargoyla mı gelmiş? Neyle gelmiş madem? Yok o öyle her zaman çıkılacak bir şey değil yani. Alınıyor oradan bakılır, gidilir başka yerden bakılır. Yok işte. Hazır mı fotoğraflar? Sonuçta ava da gittiğine göre demek ki tüfek de kullanıyorsun yani. Bu ama da bir almadım gerçek. İşte. Kimin tüfeğiyle av yapıyorsunuz? Ya Gökhan'la giderdik. Muhtarın oğlu olurdu, arka komşunun oğlu olurdu. Yani köyün gençlerinden giderdik. Tamam bak bunlar şeyler. Başkasının tüfekler. Baktığın tüfekler. Başkasının tüfeğini mi kullanıyordun? O zaten şeyde. Ekran görüntüsü internetten zaten. İşte bakmışsın çekmişsin işte. Evet alalım mı almayalım mı diye baktım mesela. Sonra ne karar verdiniz? Almadık. O paraya da gittim telefon aldım. Niye daha o zaman kırmızı nereden belli ki? O zaman 7 Plus cihazım vardı benim. 7 Plus'ı sattım. Hani para varken alayım mı almayayım diye gittim. Almadım. Bir üstünü aldım. Onun da borçlu aldım zaten. Ama kırıldı zaten 2 gün önce kırılmış hayır, ya. Hayır ondan önce bu olay. Sen yeni aldığın daha plus yüksek telefonu hayır. Mu kırdın? Düşük modeldi o. Daha kıracağını bilmiyorsun ya telefonu almak için. O parayı saklamana gerek yok. İki tane telefonum var zaten bunu abisi de biliyor. Şu anda bildiklerini söyleme şansı yok ya. İşten çıktım diye hani petrolden çıkarıldım ben kendileri de biliyor zaten. Tazminat işiyle uğraşıyordum o zaman. 8 Plus'ımı sattım. Parasını kullandım biraz. Altesi de kullanıyordum. Niye çıkarıldın iş yerine? Parmağımda çatlak vardı. Raporluyum. Niye çıkarılır? Çalışamıyordun diye. Aynen. Hayır. Kız arkadaşının orası sürekli gidip geldiği için, kafasına göre izin aldığı için ondan çıkardılar işten. İşte bilip bilmeden konuşurlar bunlar. Ama raporluyum işten çıkaramazsın ki. Raporluk kişi işten. Canım sana şunu hastaneden rapor verildiyse tabii. Nasıl çıkaracaksın onu? Raporun rapor bitti. Ertesi gün çıkarılır ben işte. Hı? Raporum bitti, ertesi gün çıkardılar. Oraya gidebilmek için sık sık rapor alıyor. Bunu bilmiyor muyum? Kardeşin falan kaç defa... Ne biliyorsan yanlış biliyorsun işte. Hadisazınladığı için kızdı sana. Ne biliyorsan yanlış biliyorsun işte. Tabii canım, bir doğru bilen sizsiniz burada. Ama o zaman bunu, yani iş yeri sahibini buluruz rapordan dolayı. Bulurum. Evet. Ama şöyle bir şey var. Raporu da sen işe gelmemek için... Sürekli şekilde ne? Kullanıyorsan tabii ki orada da insanın... Bakın bakalım 14 ayda kaç kere rapor almışım bakasın kaç o zaman. Kaç kere aldın? Bir kere aldım ayağımda da çatlak vardı o yüzden aldım. Kaç gün? 5 gün müydü öyle bir şeydi sanırım. Yani 5 gün izin aldın diye iş yerinden seni çıkardılar. Evet. Tamam sonradan da sana tazminat verdiler evet. Çıkışını verdikleri için. O sırada senin bir telefonun vardı. Evet. Tamam o telefonunun o tazminatla beraber tazminat alana hayır, kadar mı? Hayır ben zaten yani idare edin hani... Dedim tazminat alana kadar idare etsin diye. O düşük müdür olan. Sevgilimle kavga ettim bu olaydan bir gün öncesi akşam zaten. Kiminle? Sevgilimle. Telefonu kırdım. Olayın gündüzde gittim telefon aldım. Veresiz telefon aldım zaten ben. Hayır sevgilinle kavga ediyorsun da madem o telefonu satacağın parasıyla idare edeceksin niye telefonu kırdın? Öyle değil işte. Nasıl? Olaydan önce yani bunlar bir iki ay öncesi zaten. Ne diyorsun Emrah? Bir şey anlamıyoruz yani. Hiçbirimiz i̇şte. Anlamıyoruz. Bir tek ben değil herhalde. İki tane telefonum var mıydı? Vardı. Tamam vardı. İşten çıkarıldığımda 8 Plus'ımı sattım ben. Tamam. Yani 15-10 Kasım arası neyse. Tamam. 8 Plus. Çalışıyordum asansörcüye girdi niye zaten. Niye iki telefonun var? Kırdı. Sinirlendim aldım zaten.
Annene aldığın telefonu da mı annenin elinden geri mi aldın? Yani ekranı kırdı, ben de sinirlendim, aldım geriye. Hı. Öyle. Tamam, niye o telefonla idare etmedin sonra? Yeni bir tane alman illaki lazım. Sonra o annenin telefonunu mu kırdın sevgilinle kavga edip? Aynen, aynen. Zaten 8 Plus'ı ondan önce sattıydım ben. Olaydan bir iki gün önce de o telefonu kırdım, olay gündüz de telefonu aldım. İkinci. Onu hangi parayla aldı? Veresi aldım. Ha, o hangi Plus Plus ne? 7 Plus'tı. Bu incelemedeki cihaz işte. Heh. Tamam bak, bu incelemedeki cihaz demek işte, bak karıştırmamış işte, tüfekleri bulduğuna göre o gün de senin, cinayet günü de sildiğin fişekleri mişekleri bulmuş. Ben çekmedim ki, neden sileyim? Nasıl gelmiş onlar oraya? Telefon ikinci el zaten. Daha önce de çekilmiş olabilir, benden önce kaç kişi kullanmış onu da bilmiyorum. Hayır, o gün o saati de belli. Hangi saat çekildiği, hangi saat silindiği. Ayrıca da aldığın telefon sıfırlanıyor. Sistemini ben de onu anlamıyorum yani. Zaten gerekli mercilere... Beyanlarımızı verdik. Tekrardan gerekli mercilerde işte inanmamışlar sana, işte o gün silmişsin çünkü sen istediğini söyle, işte o gün çekilmiş, o gün silinmiş. Ben suçlu bulunmuş olsaydım mahkemeye de beni takip etmezdi. Senin hala mahkemen devam ediyor zaten, aile bu yönde. Bu yüzden burada yani neden tutuklanmadılar diye. İstiyoruz zaten, biz de istiyoruz ortaya çıkmasını. Anladım. Sonra bir de senin telefonundan çıkmış sikkeler. Onlar da daha önceden gelmiş ama niye o olaydan öncesine bağlamış onu ben bilmiyorum. Anlamadım. O olaydan kaç ay öncesi gelen bir fotoğraf. WhatsApp dokümanlarını çıksa çıkar zaten. Kaç ay önceden geldi? Kimden geldi bunlar sana? Burdurlu bir arkadaşımdan geldi. Niye sana geliyor bunlar? Yani satabilir miyiz, değerlendirebilir miyiz gibisinden. Demek ki daha önce sattınız. Hayır. Nasıl satmayan adama niye gelsin ki? Sen benzin istasyonunda çalışan çocuksun. Senin telefonuna niye bu tarihi eserler gelsin? İyi, gevşiyor bayağı gevşiyor. Bunlar ne zaman gelmiş? 1 Aralık 2022. Yani sen de bu işlerle ilgileniyorsun. Ben ilgilenmiyorum. İlgileniyor. Kardeşi de ilgileniyor. Ben ilgileniyorsam madem beni övüyorum, neden aramıyor? El altından. El altından diye bir şey mi var? Var. Şimdi yani her şey el altından. Her ilgilenene arama olmaz. Yani. Şey. Canım arama yapılır, ihbar kabul edilir, yapılır. Bir ihbar gelir yapılır da niye bu telefonlar senin... Bilhassa kardeşi. ...sikeler senin telefonuna geldi. Bu fotoğraflar bana daha önceden geldi. Amca oğlusu. Bütün herkes. Bu fotoğraflar bana daha önceden geldi. Herkes biliyor. Belki Mayıs, belki Haziran ayında geldi. Öyle yani. Sen de Aralık'ta sildin. Sildin mi artık ki? Aralık'ta gelmiş diye. Üzerinde var notları da ben buradan gözümden görmüyorum şimdi. Kaç bu? 1 Aralık mı? Kaç Aralık? 2022 Perşembe. Olayın olduğu gün. Kaç Aralık bu arkadaşlar? Yani kenarı tam gözükmüyor kağıttan dolayı da. 1 Aralık mı? Eminsiniz 1 Aralık olduğunu. Tamam, bir de bu sikkelerle ilgilenen kim var? Köyün muhtarı da diyorlar işte. Peki 1 Aralık saat kaçmış? Ay bilmiyorum. Senin dosyan okusaydın bir senedir. Bunlar da bana soruyorlar burada. Ben onları inceleyemedim ki. Kendin cinayetle yargılanıyorsun. Dosyadaki şeyi bana soruyorsun. İnceleyemedim. Nasıl inceleyim? Bakın. Niye bulamayacaksın? Ben buluyorsam sen de buluyorsun. Git avukatından sor yani. 1 Aralık kaçta? 18.39. Bu telefon zaten olayın olduğu gün değil mi? Gözaltına alındığı saatlerde. Hah, 1 Aralık. Bu cihaz zaten jandarma el koydu o zaman. Saatleri. Nasıl olacakmış? Ney bu? Ne olmuş? Karakolda el koydu zaten telefonumu. Giderken silmişsin demek işte. Telefonumu evden aldılar. Jandarma zaten. Mı silecek oğlum senin telefonu? Telefonumu evde aldılar benim. Nasıl sileceğim karakola kadar? Silinmiş işte. Onlar da silinenlerden bulmuş da. Gözaltına alınabileceğini düşünüp kendin hemen ondan silmedim. Önce silmişsin demek ki. Silmedim. Çünkü o gün gözaltına alınıyorsun. Gökhan orada öyle görünce, evet. Öldüğünü görünce herkes telefonundakileri siliyor. Ben 60'ta zaten karakoldayım. Nasıl olacak bu iş? Tamam, bu da kaç işte? 18, 39. Ha. O saatlerde ben karakoldayım. Nasıl olacak yani bu? Ay kim yaptı yani işte? Sendeymiş zaten. Niye yalanladığını anlamıyorum ki. Sende işte. Ablacığım ben de diyorum ki karakol evde aldı telefonum elinden. Aldı. Saat 5.30-6 gibiydi. Hava kararıyordu yani. Ben 6.39'da zaten karakoldayım. Nasıl olacak bu iş diyor. Bilmiyorum, sence nasıl olmuş? Karakolda bana telefonumu vermediler zaten. Sence nasıl olmuş? Sildiler bilmiyorum sonra işte. Silindi mi dediler yani? Sana kumpas mı kurdu jandarmadakiler? Ne yaptılar? Bilmiyorum işte. Niye? Ben bunu sildim. Niye? Silmiş oradaki olsam sildim derim. Oradaki çocuk mu öldürdü Gökhan'ı da gelecek senin telefonuna silecek? Benim Gökhan'ı öldürmem için bir sebep yok. He? Benim Gökhan'ı öldürmem için bir sebep yok. Vallahi şimdi bu anlatılanlara göre yani her şeyi inkar ediyorsunuz. Hiçbir neden yok ama bir sürü de neden var bence yani.
Yok, benimle alakası yok. Yani olarak. Senin annene telefon almayı teklif etmesi de bir neden olabilir. Bak bunları da ben böyle söyleyince Müge anlayıp cinayeti bilmem. Ben cinayeti falan şey yapmıyorum. Neden arıyorsak neden? Yani dünyadaki bütün cinayetlerin bir nedeni var. Evet. O nedenleri de ben uydurmuyorum kafamda. Biraz kafası çalışan adam uydurur. Senin annene telefonu neyin karşılığında alacak? Sen bunu duyarsan bu senin için bir cinayet sebebi olabilir mi? Ben böyle bir şey duymadım yani nedense. İşte duymamışsın ama bütün köy gene biliyor. Ne biliyorsa yanlış biliyor o zaman. Ondan sonra bir işte tane bir gece evvel diyorlar ki kız kardeşini yani Antalya'ya götürdü. Göz koymuştu. Zaten çok çapkın bir adamdı. Emrah'ın kız kardeşine de gözü vardı diyorlar. Ben bu işin içinde olsam zaten böyle. Niye beyan vereyim ya? Hı? Ben bu işin içinde olsam neden böyle beyanlar vereyim? Hayır yani bunu neden o zaman? Bana sen anlat diyorum. Kim sildi o zaman senin telefonu? Ben silmedim. Söylüyorum acaba silmedim. Ne bileyim ben kimi sildin abla? Peki bugüne kadar neden bunu hiç dile getirmedi? Nasıl dile getirmedim mahkemede ben onları söyledim zaten. Hayır jandarmaya gidip ertesi günü gördüğünde benim burada fotoğraflarım vardı. Niye sildiniz? Sildiniz mi? Çıktı ya bunlar. Karakol benden zaten telefon aldı geriye vermedi. Hı-hı. O gün de incelemeye çıktı tamam, galiba. Tamam sonra mahkeme dosyasına girdi. Evet. Kim olduğu belli oldu mu? Kim silmiş? Silinen yok. Ha? Silinen yok. Nasıl silinen yok? Bu fotoğraf silinmemiş. Hı. Zaten. Bu silinenlerin arasından çıkmış. Hayır. Hayır. Dedektif, hayır. Silinenlerin arasında nasıl çıkacak? Silinenlerin arasında nasıl çıkacak? Silinir işte orada o geldiyse falan çöp kutusundan mı atamadın artık ben ne bileyim. Ben de diyorum ki karakolda zaten benim telefonum elimde değil tamam, aldılar sizin evde. Sizin köyde başka bu sikke işlerini yapanlar kimler? Muhtar, Gökhan. Yani o abisi. Mehmet dedikleri. Abisi. Dündar dedikleri, takıldıkları. Emrah, Mehmet Emin. Ondan tamam. Sonra bucaktaki amcaoğlunuz. Bunların evi niye aranmıyor madem? Benim evim neden aranmıyor? Sen Dündar'a şunu bunu her şeyi söylüyorsan ben de bildiklerimle söyleyeceğim. Ne biliyorsan yanlış biliyorsun ama ben gördüklerimi söylüyorum. Tabii canım bir doğru bilen sizsiniz burada. Ben gördüklerimi söylüyorum. Gökhan'ı ortada harcadınız öyle de harcadınız. Lan ne harcın mesela kocanı ya sebep sen mi ortada? Sen muhtardan para bak, aldın. Bir saniye. Bu para nerede madem? Senin kardeş Gökhan kim? Gökhan kim? Benim komşum. Ölen, bir komşum. Öldürdün veya öldürmedin. Şu vaziyete herkes bir baksın. Benim alakam yok. Komşusu ölen bir çocuk gibi değilsin lan. Ben zaten 9,5 ay susuz yere nereden yıprandım. Geliyor sana bu şey? Rahatla. Sen niye bağırıyorsun kardeşim? Hayırdır? Sen bağıramazsın. Biz bağırız sen bağırmasın. Sana bir rahatlık var ki. Sırıda böyle. Ben 9,5 ay zaten stresini çektim bunun. Suçsuz yere yıprandım. Neye sırıtıyorsun burada? Daha fazla bak, yıpranmak dün istemiyorum. Bugün de aynı. Şurada. Ama hala zaten devam ediyor ki. Ortasını çıkmasını istiyorum bunu. Dün çok rahat. Biz burada dizi çekmiyoruz. Film de oynamıyoruz. Ben bir an önce ortasını çıkmıyorum. Affedersin burnuna bir şey takıp şeyi de oynatmıyoruz. Affedersiniz. Daha senin için önemli ya. Sen de o köyde yaşıyorsun. Yani yanlış biliyorsun. Yanlış biliyorsun. Sen eğer suçsuz yere yattınsa senin de onlarla beraber bunların her şeyi söylemen lazım. Benim evde yattığım Allah da şahittir. Ailem de şahit. Tamam. Mesela işte ayakkabı izin orada nasıl çıktı? Senin bununla ilgili ne tezin varsa sen orada. O zaman biri götürüp basmış abla. Ne diyeyim ben daha ya? Kim basabilir ki? Kilo test alalım o zaman. Hayır sen işte onu söyleyeceğiz. Kim basmış senin ayakkabını oraya? Bilmiyorum işte. Bu arada siz hani bir ayakkabı bulundu dediniz ya orada. Hı. O öyle değilmiş. Evet. Sizin karşınızda bir ev varmış. O evde de ya bilmiyorum şu yakında. Kimin? Mustafa Cenk'i. Muhtarın Ahmet'i. Muhtarın arkadaşı Ahmet'in. Hı. Hem muhtarın oğlu Ahmet'in arkadaşı, neyse şimdi muhtarın oğlunun arkadaşı Ahmet'in evi var. Ahmet dün de söylediler zaten aynı şeyi. O orada bir spor ayakkabı izi görünce orada da kapının önünde de. Hı. Spor ayakkabı görmüşler. Alıp onu oraya getirmişler. Uyuyor mu altı diye. Ona bakmışlar tamam, yani. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Onlar onu bakmışlar. Siz yanlış anlamışsınız. Oradan da bir ayakkabı falan i̇şte alınmamış. Ben de dün onu söyledim. Hani benim evden nasıl çıkacak bu ayakkabılar diye. İşte çıkmamış zaten. Orada bir spor ayakkabı görünce karşıdaki evin kapısının önünde ona bakılmış. Tamam. Daha sonra seni ertesi gün aldıklarında senin ayakkabının işte o çamurdaki iz karşılaştırıldığında senin ayakkabı izin olduğu tespit edilmiş. Burada hakikaten çok büyük bir benzerlik var. Sen de bunu kabul ediyorsun yani. Benzerlik dediğin hemen hemen aynı. İşte sen bunun cevabını vereceksin. Gitmediysen içeri çekildi, oraya girmemişsin. Tam araba oradan ilerlemiş. Arabanın tekerleğinin ilerlediği yerin yanında yeni bir iz. Bak lastik izi üzerine basılması sonucu olduğu söyleniyor. Bu da ayağında bulunan ayakkabıya ait alt desenler. Alt desenler birbirini tutuyor işte. Bunun açıklamasını sen yap gülene kadar. Ben zaten daha önceden yaptım. Muhtar'la Gökhan'la arasacık. Benim de Hasan'la aram açık. Demek ikimizi bir götürmeye çalışacak adam. Peki senin ayakkabını muhtar nasıl almış olabilir? Bizim evde kapı yoktu o zaman, kırıktı. Daha sonradan yapıldı kapı. Açıktaydı yani zaten ayakkabılarım. Yani o zaman muhtar senin ayakkabını aldı, oraya mı bastı sence? Yapar yani, ben bekliyorum bu adamdan. Niye bekliyorsun muhtardan böyle bir şeyi? O potansiyele sahip bir adam da o yüzden. Sinsidir.
Bütün köy bilir ama kimse konuşmaz. Çok sinsidir. Böyle yani sinsidir. Her belayı umabilirsin. Baksan sakin gibi böyle yavaş bir yavaş gider ama sinsidir. O ayakkabının orada da sokaklanması var. Yani benim orada Gökhan'ı vurup sokaklanmasını da bekleyecek kadar salak olmam lazım. Orada kimse yok zaten Müge Hanım. İyi de yani onu da şimdi orada vuran insan gelecek. Senin ayakkabını oradan alacak. Şimdi siz her ne kadar o gün silah sesi duymadık, ben uyudum falan diyorsan da. Evet uyudum. E tamam ama uyumaya da bilirdin, duymaya da bilirdin. Ben müzik dinleyerek uyuyorum zaten. Bu telefonun o saatlerde IP numarasından nereye girmiş, nereye çıkmış bunlar da çıksın o zaman. Hayır hayır, bu da bir risk değil mi? Gökhan'ı vuran bir kişi için gelecek, senin ayakkabını oradan alacak. Tekrar oraya basacak, sonra tekrar sizin eve ne koyacak. Ne kumpas olduğunu düşünüyorum abla bunu. Sana bir kumpas olduğunu düşünüyorsun. Kesinlikle. Konuştun mu sen bunu mahkemede hiç muhtarla? Mahkemede de söyledim zaten bunları. İfademde de geçiyor. Muhtarla hiç konuştun mu? Hayır. Sen bana kumpas mı kurdun diye. Hayır. Benim o adamla konuşmamı gerektirecek bir sebep yok. Sen demişsin ki Emrah zenginleşti bu cinayetten sonra demişsin öyle mi? Evet. Evet. Ne nasıl oldu? Zenginleşmiş? Şimdi söylesinler. Dur benim kumpasım. Müge Hanım, bunun amcasının kayınçısı var. Kayınpiladeri. Amcasının kayınpiladeri var. Sen anlat, doğru. Hatta o kişi de buna bağlanabilir. İsmini biliyor kendisi. Bu Instagram mı, Messenger mı hangisindense cüzdan dolu, kendi özel yani, cüzdan dolu, masada dolu, dolarların resmini çekmiş, amcasının kayınbiraderine göndermiş. Bunu herkes olarak görür. Dolar mı? Herkes evet, görür. Benim 8-10 lira bir para, 1000 yani. Benim tazminatımdan kalan harçlığım yani. Tazminatı sen alalı kaç ben sene aldın? Ben 60 tazminat aldım 14 aya. Peki ne zaman aldın iki tane avukatı nasıl tuttun Mart'ta bu aldım. Parayla? Hangi Şubat'ta Mart'ta aldım? Mart'ta aldım ben parayı. İki avukat kaç para? Dolar mı verdi? Bir yıl nakit abla. Dolar mı verdi? Mart gelirse bir Türk lirası ya. Onların TL dolar dediği Türk lirası mı aslında? Bunlar yanlış biliyor işte ne biliyor? Yanlış bilmiyor. Yanlış kaç kişi görmüş bana telefonla söyledi. Tamam işte yanlış biliyorsunuz. Ve bir de iki avukat neyle tutulur ya? Kömürü elden alıyorlar yerine göre ödüç. İki avukat, ben bu halde bile bir avukat tuttuydum. Çıktım karşıma iki tane avukat. Neyle geldi bu değirmenin suyu? Ablam gibi tuttu. Tabii canım, ablan iş adamı ya. Ya beni burada fıtırtma bak. Gerçek gevşek ya, ne biliyorsanız yanlış biliyorsun işte ben de. Senin muhtarla alakalı. Sizi kaleye almadım lan, gülüyorum. Niye gülmeyeceğim ben? Cezaevinden sizin çıkıyor. Halinize gülünür. Beni dinle. Nasıl cezaevinden gülersin sen benim halime? Bir dakika Gürel abi dur bir. Otur abi. Nasıl otur. Gülersin? Ne, ben dur. Gülünecek bir durum mu var? Biz... Bu olaydan önce gündüz akşam sabah akşam beraberiz. Olaydan, benim Gökhan'ı vurmam için sebep söyle bana. Olaydan sonra işte sebep, sebep hepsi söyle. Sebep işte. Yanlış biliyorsun işte. Ha yanlış biliyorsun tabii. Allah Allah. Cezaevinden çıkıp. Sen nasıl gülersin ya? Bir dakika. İsmet'i dövmeye fırsatın oldu da. Annen telefonu dinlettiren muhtarı niye dövmeye fırsatın olmadı? Hadi niye, bakalım Allah açıkla. Allah ben niye döveceğim? Al sana işte İsmet'i her türlü yalan her türlü şey var. Ben İsmet'i dövmedim zaten. Bak benim anamın telefonu dinletecek, ben o adamı orada biçerim yani. Siz bu kadar mı erkeksiniz? İki tane erkek orada. Siz haklısınız tamam. Tabii siz haklısınız. Abin muhtarın oradan çıkmadı. Ya ben Gökhan'ı vurmuş olsam sabaha kadar niye senin evinde duruyorum? Ben sana vurdum diye, ben kimseye vurdum diye bak, bir şey demiyorum. Bak biliyorum, ben Gökhan'ı vurmuş olsam sabaha kadar deliller, niye evinde duruyorum? Deliller, deliller. Ben katil arıyorum. Yanlış delil, ne biliyorsan yanlış biliyorsun. Tabii canım hepsi yanlış. Ben bastım oraya. Ben bu olayı işlemiş olsam sabaha kadar neden olay yerine duruyorum? Ben size bir şey akşama söyleyeyim kadar, mi? Neden olay yerine duruyorum? Şimdi aslında iddianame çok da iddianame gibi gelmedi bana yani. İddianamede hep şeyler yazılmış. Şüpheliler yaptım, o yapmış olabilir, ama o yapmış olabilir. Yapmışım gibi konuşuyorsunuz. Şimdi biz yanlış işte bunlar, açıklanacaksınız. Bekleyin tamam. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hayır, arkadaşlar bana hani şu işlediğim konulara bakarak geliyor. Olmaz mı? Olur ama. Şimdi muhtarın Gökhan'ı öldürmek için Emrah'ı tutması çok saçma geliyor. Aynı köyden kimse iş işletmez zaten. Çok mantıksız. Ama şimdi sen de diyorsun ki ölmeden 1,5-2 ay önce bana geldiler diyorsun. Evet. Şimdi normalde hani yani bir tane de kiralık katil aranıyormuş demek ki Gökhan ya, için. Senin gelinmese... Ben rahmetliyi bunlar bağırsın, çığırsın benim için önemli değil. O bağırsın, o bağırsın, boşa bağırıyorlar. Ben Gökhan'ı olayını aydınlanması için bunlardan... Biz de aydınlanması için. Bunlar Arap saçı gibi olmuş. Karışmış birbirine. Karışmadık. Ben bu olayı işlemiyorsam akşama kadar, sabaha kadar bunların evinde durmam. Senin aklın ne kadar duruyor? Her şeyden evvel istiyorum. Ve Gökhan'ı da ben şöyle bu konuda... Bir, şey var, abla... bir dakika. Gökhan'ı da ben uyardım. Gökhan'ım yapma. Namus işi. Bu iş namus işi ya. Tabii. En korkak adam aslan olur namusta. Ama bazıları için namus önemli değil.
Önemli değil değil abicim. Sal ipini gitsin, ben söylüyorum. Ne yapacaksın? Millet içinde kimse kimsenin de elini yani, kana bulamasın kadın ya da erkek. Yani sal ipini gitsin. Yani, zaten adam olsa senin yanında durur. Adam değilse onun için cezaevine girmeye gerek var mı? Bu dertleri işte, çekmeye gerek var mı? İşte, gönderirsin gider. Allah daha iyisini karşısına çıkarsın insan ya. Yani. Ne yapacaksın sen? Namuslu bir insana ne yaparsan yap yoldan çıkaramazsın. Namussuz bir insana da ne yaparsan yap o yola sokamazsın. O başka bir şey. O yüzden de bunun için adam öldürmek, adam yaralamak bilmem ne çok saçma sapan şeyler yani. Zaten o yoldan çıkmış. Bak yapamazsın, yapamazsın. İstiyorsan dört duvarın arasına kapattığını düşünsen gene yapar, gene yapar, gene yapar. İki ayaklı elbette güdülmez ya, hiçbir zaman. Bazı insan da vardır, salarsın dışarı her yere girer çıkar, çıkar ama ihanet etmez. O insanın karakteriyle alakalı yani. O yüzden İki ayaklı hiçbir zaman güdülmez şeyler değil bunlar. Ama şimdi bak Osman abim şurada doğru söylüyor. Cinayet sebebi midir? Evet, cinayet sebebidir. Şimdi Gökhan içip içip de ben gittim muhtarın karısını bilmem ne yaptım diye anlatıyorsa sağda solda. Muhtar da bunu duyarsa oğlu var bilmem nesi var. Tabii ki buna dellenir mi? Dellenir. Doğru. Belki karısına güvenir ama bunun onu söylemesi bile onu dellendirir. Ama şimdi böyle bir durumda köylük yerde niye Emrah'ı tutsunlar bunun için? Ben, ama Osman da... Ben muhtara, Müge Hanım, muhtara ben özellikle şunu söyledim. Beniyle buluştuğunda. Hı-hı. İşte antika diyor, define diyor. Muhtar, onu bunu dedim, öne sürme. Hı. Senin Gökhan'la ailevi bir sorunun var mı? Yok diyor. Muhtar, bak üç defa sordum. Muhtar, yok diyorsun değil mi dedim ben. Sen illa antikaya bağlıyorsun. Gökhan'la ailevi bir sorunu var mı lan dedim. Yok dedi. Kızın nerede dedim ben. Direkt. Kızın nerede dedim muhtara. Onları konuşayım, onları da konuş bari. Bir dakika. Bir dakika. Benim lafımı kesme. Kızın nerede dedim. Hepsi kızım evlendi dedi. Daha önce neredeydi lan dedim ben. Lan kelimesiyle. Hı. Her şeyi doğru konuşakam ya dedim ben. Bu senin hanımınla beraber oldu. Oldu mu? Öyle bir şey duymadım diye. İşte... Yalan orada çıkıyor. Kızı kazın o da. Çalıştı. Kimin kızı? Muhtarın. Niye? Evlendi. Ya kötü yolda ya. Dökülsün. Hayret bir şey. Evlendi. Oturdu. Allah razı olsun oturdana. Onu da sevdim. Bunları niye konuşmuyor muhtar dedim ben. Peki muhtarın kızının gazinoda çalışmasıyla Gökhan'ın ne alakası var? Ya ben... Var mı yani bir alakası? Öldürülecekse önce evindeki oğlunu, sonra kızını, daha sonra bak, benim eşimi. Bir dakika, bak bir dakika. Bu kadar öldürülecek. Hayır, var mı Gökhan'la alakası? Emrah sen söyle. Var mı Gökhan'la yok alakası? Ha, kendi kendine yani oldu olay. Yani ben bunları hep... Ailevi içinde yani. Onların olayı ailevi içinde dediği konu. Tamam canım, o bizi ilgilendirmez. Bunları hep ha konuştum. İlle muhtar. Antika. Yani muhtar şöyle küçülmüş, ben burada açık konuşayım. Bana telefon numarasını veriyor. Sakın beni arama diyor. Beni arama diyor. Sakın ha diyor. Telefonlarımız dinleniyordur diye mi arama diyor? Ya dinleniyor evet diyor. Artı askere suç isnat edecek kadar bocalamış durumda. Yanındaki de ediyor canım telefonlarını o sildi diyor. Askerimize... Askere bunu diye antika için asker öldürdü diyor. Siz Osman Bey, siz Gökhan, Hasan Uçar'a sordunuz mu? Gökhan Tomba bana bir adam gönderdiniz öldürmesi için. Neden gönderdin bana? Sebebi ne diye sordun mu? Ben göndermedim diye. Sormamayın. Adam yaptığını yapmadım ben diyor. Daha ne diyecek zaten ya? Polisin ifadesi nasıl ifade alıyorsa oturdum. Bak ne diyorum? Ben muhtar antika işini bir geç dedim. Ailevi bir sorunumuz var mı dedim. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Şuraya arkaya bir fotoğraf vereceğim. Sana aracılık yapmak için gelen adam bu olabilir mi? Görsen tanırsın değil mi? Ya ben bir an tanıdım adamı. Hı, tamam. Şu fotoğrafı arkaya verir misin abi? Yok yok. Hı? Bu değil mi? Ya. Sen tanıyor musun bu adamı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun ama bu değildi diyorsun. Yani ben tanımıyorum adamı ya.
Yok şöyle. Simay olarak tanıyorum diyorlar. Burada görsen tanır mısın adamı? Teşhis edebilir misin? Aradan bir dünya şey geçmiş. Zaman geçmiş. Ben şimdi görsem, şimdi görsem belki tanımam. Şimdi gerçeği konuşalım. Heh, yani onu soruyorum sana. Gazi Paşalı Hüseyin. Yani sana ismini yanlış da söylemiş olabilir mi? Ya işte orada benim salaklığım. Yok estağfurullah. Yani şunu söyleyeyim. Ben adamı ben sana 10 tane fotoğraf göstersem tanır mısın? Alkollü olduğum için orada ben kimliğini alsam. Sen kimlik mi verin? Osman abi bak onu sormuyorum tamam. Bu ben sana mesela atıyorum 3-5 tane fotoğraf göstermiş olsam bu diyebilecek durumda mısın yoksa adamı hatırlamıyor musun? Adamı bak adam 50-60 kilolarda. Yani bu adama mesela öyle bak yani bu adama mı değil biz bu adamın olduğunu düşünüyoruz da sana gelenin o yüzden. Hayır. Değil, yani bu değil mi? Değil. Tamam o zaman. Hatırlayabilecek. Bu değil yani. Zaten Gazipaşa'da öyle bir adam yokmuş şeyin isimli. Bir benim arkadaşım var. İsmini sana doğru söylememiş olabilir Osman Bey. Tabii. Başka bir isim kullanmış olabilir. Sen adamı nereden bulacaktın o zaman? Adam sana bir telefon numarası vermedi mi? Ya ne telefon numarası? Ya ben dedi yani arabanın plakasını almadım. Gözümün önünde. Hayır sen diyelim ki Gökhan'ı öldürecektin. Nasıl öldürecektin? Yani nereden adamı bulacaktın da aha da ben öldüreyim diyecektin. Paramı verin diyecektin. Beni muhtar gönderdi diye. Ha sen muhtara gidecektin. Muhtar gönderdi diye. Para gelecek peşin. Peşin paran diye. Ha para peşin gelecekti. Sen sonra gidecektin. Ne kadar karışık. Öldürecek miydin ayaklarını yani? Ayaklarını kır ne demek? Yani tabir olarak. Dizlerinden kır diye. Tehdit amaçlı. Bir dahasına canını alırız. Dizlerinden kır diye. Yürüyemesin diyor yani. Yani bu arada, yine silahla mı vuracaktın bacaklarını? Aralarında da bayağı yaş canım, farkı varmış ya. Çekiciyle kıracak değiliz ya. Silah kullanacak. Tamam. Evini tamam. Yönetemeyen bu. Yani yine silah kullanman istendi senden. Söylesin. Tabii onu silahla başka ne olur ya. Tabii ki. Yani öldüremezsen şayet mutlaka ayaklarını kıracaksın. Talimat bu. Yani ayaklarına sık diyor yani. Ayaklarına sen de diyor yani. Kabacası. Şimdi mesela Gökhan 38 yaşındaymış. Yok, muhtarın karısı 48 yaşında, muhtar 55 yaşında. Bayağı da yaş farkları var aralarında yani. Genç yapılı duruyor, öyle bir yaşlı sımalı durmuyor. Kim? Muhtar kendisi. Ama muhtarla Gökhan'ı yan yana koyduğumuzda bayağı aralarında yani, yaş farkı var. Öyle yaş farkı var da yani karısıyla diyorum ben. Muhtarın karısıyla. Karısıyla da on yaş farkı var. Ben şunu anlamıyorum. Muhtar Bey siz niye bunu cevap vermiyorsunuz? Yani burada Emrah var, ayakkabısı için konuşuyor, telefonu için konuşuyor. Siz daha... Yani muhtara da avukatı demiş kendini. Ki... Yani hani çok para dökmüş avukata bizim çevreden öğrendiğimize. Hani, avukatla çıkıp konuşma. Şimdi avukatınız niye çıkıp size konuşma desin ki? Biz her zaman bunu savunuyoruz. Siz o köyde Emrah'la beraber siz Gökhan'ı öldüren kişiler olarak görülüyorsunuz. Sizin mahkemeniz sürüyor. Yani asıl sizin gelip kendinizi temize çıkartmanız gerekir. Bak yeniden muhtar olmak istiyormuşsunuz falan filan. Siz yani bu şekilde insanlar... Yani siz bunun farkında değil misiniz? Adamı kaymakam koyuyor. Ben diyor muhtar olmayacağım diye. Müge abla. Ne oluyor? Kaymakam Bey kovmuş geçenlerde bunun. Bir muhtarlık toplantısı falan varmış galiba. Hani evet. Faili meçhul bir olaydan girdi çıktı diye ayıktırıyorlar. Kaymakam Bey kovuyor. Ben muhtar olmayacağım diyor millete. Muhtar adaylığına koyacağım diyor. Tamam koyun tabii ki suçunuz yoksa koyun ama sizi zaten herkes orada öyle biliyor. Bak Osman Bey ne diyor ne derse desin diyor kardeşim. Ya bu adamın zihniyetinin bozuk olduğunu herkes biliyor ya. Hasan Uçar'ın zihniyetinin bozuk olduğunu herkes biliyor. Müge abla bir şey diyeceğim. Muhtar Hasan karın hakkında bu kadar dedikodu varsa bağlanacaksın buraya. Kim sen, bu olayda önceden öğreniyor zaten. Sen evini yönetemeyen bir insan benim eşimin bacaklarını kırdıramazsın. Sen kim oluyorsun? Allah'ın verdiği canı Allah alır. Benim diyebileceğim bu kadar. Çıkacak... Karısıyla beraber karı gibi evde oturasa erkek gibi şuraya çıksın. Benimle çatışsın ya. Ben kocam arıyorum burada ben. Benim bir sıkıntım olsaydı ben buraya çıkıp da böyle çığıramazdım. Benim bir arka telefonumu da vereyim araştırsınlar. Benim hakkımda köyde sorsunlar. Asuman ya bununla ya onunla diyemezler. Kimse bir şey diyemez. Bu arada çıkanlar da yapar gelsin mi? Madem ben tetikçi olarak görüyorum. Biri namluyu unutmuş, biri de dipçiyi tutmuş o zaman. Zaten bu ben işi yapan kişi... Bunlar da gelsin o zaman. Dimdik yapan kişi kıyıdan kıyıdan başına yelek gider. Dimdik herkese konuşan bir insan bu işi yapmaz. Ben eşime de söylerdim. Sen kendinden kork benden korkma derdim. Ya yettin muhtar taa çıkmaya neymiş herkesi dinleyecekmiş de. Kendine göre bir dosya hazırlayacak tabii kafasına göre sinsi.
O çıkacak buraya. Önce evindeki çocuklarını yönetsin o. Beyefendi, yani sizin kulağınıza bunlar geldi mi gelmedi mi anlatacaksınız. Ben çatır çatır söyleyeyim şimdi işte. Şimdi bakın, sizin için mesela önemli bir şey de var. Sizin cinayet gecesi sürekli yer değiştirdiğiniz... Ha? Gece saat 00:21'den sonra telefon akışınızdan hiçbir hareket yok. Telefonunuzu kapattınız ve saat 1:20'de yani bir saat sonra telefonunuzu yeniden açtığınız düşünülüyor. Şimdi bunu yapabilirsiniz ama burada enteresan olan oğlunuzun da cep telefonu benzer saatlerde. O da 00:14 ile 01:14 arası kapalı. Oğlunun yani 6'şar dakikayla siz niye baba oğul aynı şekilde telefonlarınızı kapattınız sonra aynı anda tekrar geri açtınız? Ya bunların cevapları ama siz de vereceksiniz sonuçta. Oğlunun beyanı da var orada. Arkadaşınız mesela, elimizde fotoğraflar var. Sizin çok samimi muhtarla en son fotoğrafı bugün Cansu'nun attığı Facebook'taki. Verelim onu da. Yani koymuşsunuz bunları sosyal medyada, paylaşmışsınız. Verin. Tamam. Ya bunlar sosyal medyada paylaşılmış fotoğraflar. Böyle fotoğraflarınız var yani. 2019 Mart ayı. Bunlar sizin arkadaşınızmış. Evet. Yani böyle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmışsınız. Her işte ağza aldığı için zaten başkası gelmiyordu ardından. Sürekli Gökhan gidiyordu. Gökhan'ı çağırıyordu. Daha sonra mesafeyi koydu. Baskından sonra diğer ağzaları artık ona yamanmaya başladı. Bu Gökhan Hanım'ın ağzaları niye arayıp da bir arkasında durmaya? Siz de köyde insanız diye gezmeyin bir kere. Şimdi hepinize kadar, söylüyorum. Şimdiye kadar başa ama siz bizim bu söylediğimiz dedikoduların hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. Yani herkes biliyor. Benim buraya gelmemin sebebi bu zaten. Bu şu işleri gelmiyor demesin. Nerede geldi? İçimdekilerin de yani bu daha genç bir çocuk. Asıl bunu korkup gelmemesi lazım. Benim korkacağım şey vallahi şükür. Aklanacağım yani. Her ya da geç aklanacağım ben bu. Ya bu adamın tabii önemli olan normal dövmeyle ya, kimse zaten, vuramaz. Biliyorum bunu. Hafta sonu buyurun gelin. Ben sizi bekliyorum. Ben size bu arada şu baskının da fotoğrafını göstereyim. Şu sikke işini. Şimdi bu sikke işi de enteresan. Bakın köyün muhtarından bahsediyoruz. Köyün muhtarı köyde yasak kazı varsa jandarmaya bildirmesi gereken. Adamlar kendileri uğraşıyor ki. Muhtar olmadan önceydi. Fakat muhtarın evine baskın yapılıyor. Çok acıklı. Muhtar Bey hiçbir şeye cevap vermiyorsan oturup buna cevap vereceksin. Kusura adamlar bakma. Adamlar hiçbir şeye cevap vermiyor. İnsanlar da seni oraya oy vermişler, seçmişler. Yani siz orada devletin temsilcisisiniz. Siz jandarmaya haber vereceksiniz. Jandarma gidecek bakacak. Şu niye konuşuyorum? Fotoğrafı bulun diye konuşuyorum. Muhtar olmadan buraya, önce de var bu işler bunun. Bunlar muhtarın orada mı? Burdur Valiliği İl Jandarma Bilmiyorum. Komutanlığı'nın yaptığı şey. Bu, yani çıkan bu, şeyler. Bu internetten bulun. Kim nereden çıktı bilmiyorum ama. Ha, tamam. İşte tüfekler bulunuyor. Bakın görüyorsunuz sikkeler bulunuyor vesaire falan filan. İşte testiler bulunmuş. Hatta arkadaşlarım sizin yaşadığınız yöreyle ilgili bir araştırma yaptılar. Siz zaten tarihin üzerinde oturuyormuşsunuz köy olarak. Yani işte benim anlatmak istediğim o ya. Yani tarihin üzerinde oturuyorsunuz. Gençler hobi amaçlı vakit geçiriyorlar hobisi yani. Hobisi yok ablacığım bunun yanında. Bu biraz geçiyor artık. Ama bunu yapmayın yani, bunun hobisi falan yok. Bunlar bizim bir şeyimiz değil yani, şu testi ne bilmiyorum ben ama hani bunu bilen biliyor, bunu koyacak müzeye, senin benim torunlarım, torunlarımın torunları gidecek diyecek, aa bakar mısın 1000 yıl önce şunu yapmışlar diyecek. Çocuklarımızı da o genel kültürde yetiştireceğiz. Tabii. Bir de siz buradan buluyorsunuz bir tane şu sikkeyi, içinde altın yoksa size şey geliyor. Anladım, bedava abi. Geliyor, gelene gidene satılıyor, sonra ben bunları Metropolitan Müzesi'nde Amerika'ya gittiğinde bilmem kaç bin 100 euro ödeyip bir de yanında şey bilmem kimin hediyesidir. Nereden hediye anlamadım ben yani. Bizim topraklarımızdan çıkmış belli. Alıp çalıp götürüyorlar. Bize göre değersiz ama bir bakıyorsun öyle bir tarihi ortaya koyuyor ki. Milyon dolarlar ediyor bizim altın değil, altın olmadığı için beğenmediğimiz sikkeler. Bunlar yapılmaz. Şimdi Muhtar Bey yani bunlara da bir açıklık getireceksin. Ya senin de bu işi yaptığın konuşuyor. Ben okuyamadım da. Senin de bu işi yaptığın konuşuyor. Hiçbir şey değil. Buradan bir başla. Eşi de diyor ki ha şu da iddia ediliyor. Gelip senin evinde baskın yapılınca sen şu lafı söyledin mi? Onun cevabını ver. Bizi Gökhan yaktı diye. Bizi Gökhan mı yaktı dedin? Ondan dolayı mı bu adama böyle bir şeyin var? Bunlar, buralarda da az buz paralar dönmüyor arkadaşlar ha. Çok. Yani. Antikayla zengin oldu o zaten, çalışmayla değil ki. Tamam, Emrah'ın da var işte fotoğrafında. Tamam, köydeki çocuklar hobi diyorsunuz ama bu hobi dediğiniz şey işte alırsın bir tane puzzle yaparsın, onun adı hobidir. İşte alırsın öyle. İki tahtayı çakarsın, bir saksı yaparsın, onun adı hobi. Bu hobi değil ki, bu tarihi eser, kaçakçılığı, bu suç. Paradır. Bunun çok ciddi hapis cezaları var tabii, yani az buz şeyler değil yani. Onun için benim işim gitti ya.
Diyorlar namus. Nasıl yani? Beganım. Muhtar. Asuman kim ya? Ben. Muhtar Asuman'ın fotoğraflarının altına yorum yapmış. Gökhan arayıp benim karımın yorumlarını mı sil demiş. Ne? Sen fotoğraf koymuşsun galiba işte sosyal medyaya. Muhtar da senin fotoğrafların altına yorum yapmış. Sonra kocan arayıp muhtardan sildirmiş yorumları. Ben fotoğraf atmam sosyal medyaya. Eşim sevmez de. Ben zaten sosyal medyayı kullanmasını bilmem. Ne o? Bu nereden biliniyor o zaman? Nereden çıkmış? Yo, atıldıysa öyle bir şey koysunlar da. Normalde mesela... Şuraya bak. Ha, normalde mesela... Onlarla... Hiç konulmadın mı bugüne kadar sosyal medyaya fotoğrafın? Ha, mesela soğan diktiğimizde çapaladık da öyle, çapalarken koydu da öyle çoğu gibi ikiye bir şuradayız buradayız benim tamam, sevmezdim. Ben ondan bahsetmiyorum ama ben şimdi kaç fotoğraftan bahsetmiyorum. Koyduğum bir fotoğrafın altına muhtar yorum yapmış. Senin eşin de bu yorumu sildirmiş. Benim paylaştığım fotoğraflara mı yorum? Abicim artık sen biliyorsun sen beni niye uğraştırıyorsun ya? Sen sosyal medyada fotoğraf paylaşmışsın. Ya. Öyle ya da böyle. Ben paylaşmasını bilmem. Eşim paylaşır, paylaşırsa. Tamam eşim paylaşmıştır tamam, o zaman. Sadece onlarla fotoğrafın altına yorum yaptı mı? Sade onlarla dargınken mesafe koyduğunda mesela karşı tarafa biz iyiydik siz neden böyle oldu gibisine az şeyli bir şey yazdıydı eşim. Arkasından hemen bir şey yazdı o da. Gökhan ondan sonra bu adam niye hemen karşılık veriyor diye ona bir cevap verdi kapattırdı. Senin fotoğrafının altında mı oluyor bunlar? Fotoğraf mı? Söz bu. Fotoğraf olduğunu hatırlamıyorum tamam ben. Tamam da sözü bir fotoğrafın altına yazmak lazım ya ablacığım. Bir fotoğraf olacak. Fotoğrafın altında konuşacağız. Onu bilmiyorum o kadarını hatırlamıyorum ama varsa öyle bir şey tamam koysunlar ben tamam, de yani, hatırlarım yani. Yani Gökhan da o zaman muhtarın seninle samimiyetine karşı mı çıkmaya çalışıyor diye yorumlanmış bu. Onun senin fotoğrafının altına yorum yaptığı için. Gökhan da açıp sildirdiği daha önce için. De böyle bir tane daha yazı yazdı. Arkasından eşek olanın sırtına zemer çok vurulur dedi. Muhtar hemen bunu yazdı. Sen eşek olduktan kere sırtına zemer çok vuran olur dedi. Buna da kızdı eşim. Gökhan'a dedi ha? Böyle hani ben... Peki muhtarın hangi yorumunu sildirtti? Gökhan arayıp bunu sil dedi. Onu hatırlamıyorum abla ya. Ben öyle çok telefonla haşır neşir olan biri değilim ki. Ablacığım yalnız ben de şimdi şunu anlamıyorum da siz de mesela... Ben koyamam, karşıdaki... eşim koyar. Anladım da muhtarın karısı senin akraban. Evet akraban. Yani biz muhtarın karısıyla, muhtarla her gün görüşüyorsunuz. Sonra bunların ayağı kesiliyor. Evet. Tamam hiç merak etmiyor musunuz yani? Niye bunların ayağı kesildi bize gelmiyor? O zaman sordum ben. Kızın, onun telefonunun kırıldığını ben biliyorum. Kırıldığını değil, telefonunu elden aldığını. Onun kızının... Kim telefonunu elinden almış? Eşi. Eşi tamam koskoca adam... 55 yaşındaki adam 48 yaşındaki kadının niye telefonunu elinden alsın? Onu kendine soracağız artık. Tamam ne tahmin ettin? Hatta Ayşe'nin kendine de sordum. Eşi diyordu ki kızı kötü kızının sorunlarından dolayı kızla konuşma, telefonla açma. Bu da ne yapıyordu? Evinde ne yaptıysa, ne ettiyse eşinden habersiz sürekli kızına atıyordu. Eşi o kadar telefon karıştırmasını bilmiyordu, sonra öğrendi. Daha sonra bu kızdan da geri cevap gelmeye başlayan sıra bir öykeye konuşma demedim ben sana diye telefonunu elinden aldı onu. Bana öyle dedi. Dediği bu. Ama dedikleri gibi Gökhan'ın onunla mesajı var, şeyi vardı ondan aldıysa onu Ayşe Hanım bağlanacak, kendi cevap verecek. Tamam sen bu köyde de konuşulmuştur bir adam bir karısının elinden telefon alıyoruz. Gel siz de köyde ne yapıyorsunuz abi ben bunun dedikodusunu yaparım. Bak çok da dedikoducu birisi değilimdir ama. Yani ama yaparım şimdi ne yalan söyleyeyim. Ama bunu şimdi ben o kadının biliyorum. Elinden ya ne bileyim kaç yıllık evli bunlar. Hani diller ki 14-15 yaşında kız liseler ama. Şimdi bir erkeğin bir kadının elinden kaç yıllık karısı askere giden oğulları var. Telefonu alması size ne düşündürtüyor size? Ya birkaç kişi de duydum ben bunu. Mesela eşiyle kavga ediyorlar, tartışıyorlar. He. Bildiğim bir arkadaş. He. Neymiş? Eşi hemen telefonu al elinden vermiyor. Yani ama, sanki onunla tehdit eder gibisin. Ama gibisini. O telefonun içinde bir şey varsa onunla tehdit eder. Varsa o zaman mutlaka o telefonun içeriğini de çıkartabiliriz. Tamam işte yani telefon almak ne demek? Başka türlü kavga edersin. O gün akşam seni yemeğe götürecektir. Tamam gitmiyoruz o zaman der. Bir ceza olarak da şimdi telefonu elinden almak demek. Sen bu telefonla bir haltlar karıştırıyorsun. Ver o zaman telefonu bana demek. Yani kavganın yani esas Allah sebebi Allah. O telefon ve telefonun içindeki fotoğraf. Ay sanki çok önemli bir fizik problemini çözmüş gibi de olmak istemiyorum ama böyle diyeyim yani. Telefon elinden alınır.
Eğer o telefonun bir günahı yoksa, telefonla ilgili bir mesaj ortada yoksa, fotoğraf yoksa niye telefonu elinden alayım? O muhtar bağlansın. Ona göre bir açıklama yapsın. Ama sen hiç bu zamana kadar hiç şüphelenmedin mi yani? Ben şüphelenmedim. Hiç? Hayır, şüphelenmedim. Çünkü zaten gidip geliyordum. Ama ablacığım siz de ama saldım çayıra, Mevlam kayıra diyorsunuz. Yani ne bileyim, insanla birbiriyle bir ilgilenir ya. Hani ya, sen nasıl olsa ben boşanmam diye salmışsın anladığım kadarıyla. Ama şimdi bu kocalarımız da bizim 17 yaşında liseye, 2'ye giden ergen çocuklar değil yani. Arada da o kıza bakar, arada da bunu yapar ama tekrar akşam evine döner. Bu da koca koca. Koca. Yani şimdi kocayla tamam, evdeki oğlan farklı bir şey bence. Tamam abla da. Ya o kocanın bir takım yükümlülükleri var yani. Sadakat yükümlülüğü var, eve bakma yükümlülüğü var. Bana çoluğuma çocuğuma getirecek parayı barda pavyonda yanına yükümlülüğü var. Vefatından sonra çıkan bir dedikodu. Ama vefatından sonra, ama bir kadınla da ben sürekli bir çiftle görüşüyorsam sonrasında adam kocası onun elinden telefonu alıyorsa, sonra benim de bir ilişkim bozuluyorsa tamamen bunu ben ucucuna bağlarım. Bizde bozulma yok. Arasın, söylesin muhtar efendi. Sizde bozulma yok. Sen zaten, senin umurunda değil ki. Neden umurumda olmasın ya? Bu da benim kocam. Neden umurumda olmasın? Demek ki ben kocamda bir şey görmüyorum da öyle. O karısında bir şey görüyorsa bağlanacak karısının. Bakmış görmüş. Sen bakmıyorsun. Karısını paklasın mı dedim. Çıksın. Ya arasın. Oradan öyle mesajla bunu sildi, bunu sildi değil. Telefon buraya bağlanacak. Bağlanacak. Hayır Asumancığım, üzerinden bir yıl geçmiş. Allah aşkına bu da senin kuzenin sonuçta, tamam mı? Bu muhtarın karısı. Evet. Sen bunu bir dağda bayırda bir yerde yakalamadın mı ya? Ne diyorum abla? İzin vermedi mi? Evden çıkartmaz. Onu 6 ay evden... O kadın bir yıl hiç evden çıkmadı mı bir yılda? Çıkartmadı. Kimseyle konuşturtmadı. Kafası yerde gitti geldi ekmek alırken bile. Tamam, kafasını ekmek almaya gitti. Ben de git dövüş demiyorum. Kenara çekip... Kardeşim yani, kuzensi kardeşim. Ona göre yasak koyuyor. Evde duran bir adam bu sürekli. Öyle bir konuşsun, ondan izinsiz bir şey yapsın ha. Evde ona göre komutlu. Bir 6 ay boyunca o tamam, balkonu perdelerini açtırtmadı. Sen konuşmak istiyorsan onu yakalarsın bir yerde yani. Yok, o kadar da gerek görmedim. Niye yakalayayım ki? Allah. Ama belki de işte kocanın cinayetinin sebebi bu. Ya belki de değil. Yani şu anda dosyada da en kuvvetli sebep bu. Emrah'ın tetikçi olarak tutulduğu söyleniyor. En kuvvetli sebep hepsi bu. Hepsi vara vara muhtara bağlanıyor. O zaman bağlanacak. Böyleyse de böyle, böyleyse de böyle. Ben hukuken bir şey sormuyorum ama. Ben hukuken değil bak. Bu insani bir şey soruyorum. Anlıyorum. İlk insani sebep, çok görüştüğümüz bir aile dostumuz var. Evet. Birdenbire kesiliyor. Evet. Bir öğreniyorum ki kocası da karısının elinden telefonunu almış. Ben diyorum ki bir dakika ya. Ben samimi ben görüşüyordum. Kocası da bunun elinden samimi. Benim kocam buna mesaj mı attı? Ben o sıra onunla ara ara yine gidip geliyorduk. Neden aldı diye söyledim. Hatta sürekli söylerdik. Arama bu kızı, arama bu kızı diye sürekli onunla... Kızımdan dolayı dedi. Evet. Tamam, sonra senin kocan vefat etti. Senin yanında, en çok yanında olması gereken kişi gene o kuzenin. Çünkü evet, çok samimisiniz. Gelmiyor. O gün yani gece cenazenin yanına gelemedi bile. Tamam, bir tarlada marlada, yolda, bayırda çekip... Yani kardeş bu senin yani, kuzenin. Konuşamaz. Kardeşim biz... Eşi konuşturtmaz, konuşamaz. Hep eşi, bunlar cenazede mi geziyor? Cenazede karşılaştık. Böyle aynı yolda böyle gelirken, konuşmaz eşi de konuşmaz. Gelirken hemen sokakta ayrıldık. Hemen eşi çağırdı yanına, bir şeyler söyledi. Konuşturtmaz. O ne derse öyle. Herkes hayatı farklı yaşıyor aslında. Ben yanlış anlama. Ben sana bir şey söylemiyorum. İşte herkes kendi duygusal durumundan yola çıkarak bir şey söylüyor. Yani ben o Ayşe'yi nereden bulur? Nedir bu anlatılanlar derdim yani. Ve ben onun gözüne bakınca iki kadın anlarsın birbirini. Benim kocam sana mesaj mı attı? Bak böyle yazmış. Evinize mi geldi? Hani burada belki de o kadının da hiç suçu yoktu. Belki gitti yani, senin kocan ona zarar verdi. Bilmiyoruz ki. Bir de merak ki edersin. Yani zarar gerçekten verdi. Aslı var mı yok mu merak edersin böyle. Kocam ona zarar vermesi için buluşabilmeler lazım. Nasıl olacak bu iş? Ya hiçbir şey tek taraflı değildir. Sen yanlış anlıyorsun Asuman. Hayır, zarar verdi derken adamın muhtarın evine girdiğini söylemiş Osman abiye, senin kocan. Zaten yani... Osman abiyle herhalde benimki askerlik arkadaşıymış. Oturmuş kafeyi içmiş bununla konuşmuş. Başka kimse yokmuş orada. Bir sen mi vardın o birhanede? Sen yok bizim muydun? Başkası yok muydu? Baskın olmadan, antika baskını olmadan... Hı. Sizin muhtara... Hı. Gökhan haftada 5 gün muhtarın oradaydı. Baskın... Olmadan önce. Tamam. Baskın olmadan önce zaten Gökhan'a sürekli diyordu. Siz, siz gördünüz mü? Orada dedi. Gökhan anla diyordu. Hani görmüş gibi anlattın da. Kendi anla diyor rahmetlik ya. Bu baskın, antika baskını olmadan, muhtarın araması olmadan Gökhan'la
muhtarın arasından su sızmıyordu. Muhtar da diyor ki, ben öldürmedim bunu diyor. Diyecek tabii. Bunu diyor, öldüren diye demin söyledim ya, devletten diyor. Çok vallahi biliyor ya, bağlandı. Karakolu karalamaya çalışıyor, işte bu... jandarmayı karalamaya çalışıyor. Karınla o evde oturma da bağlandı. Kim yaptıysa madem açıklamasını yap. Neyse ben, o hani, mesajlar. Bunları karı hani, gibi evi bekler. Saçma bir şey yani. Bunları ben, Gökhan benim sevdiğim için. O zaman muhtar tarihi eser kaçakçılığı yaptığını kabul ediyor. Devletten de benim bir işbirlikçim vardı diyor. Gökhan bu işbirlikçimi açıklayacak diye devletteki o işbirlikçim geldi, Gökhan'ı mı öldürdü diyor. İşbirlikçi Gökhan'ı diye devamlı mantık kaçırdılar diye. Diyor. Müge abla mantık oraya gidiyor diyor. Kaçır devamlı öyle mi? Jandarma Gökhan'ı korudu diyor. Arayı verelim mecburen bir tane de korudu var. Diyor. Çok önemli ha, bir doğru bak. Telefon gelmiş cezaevinden bakalım. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet, önce bir beyefendiyi alayım telefon altımıza. Beyefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz Emrah'la cezaevinde birlikte yattık demişsiniz. Buyurun. Evet. Şimdi Müge Hanım, biz Emrah'la birlikte cezaevinde yattık. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi Emrah'ın mizacı bu şekilde. Emrah böyle, yani Emrah bu tip bir insan. Öncelikle bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Hani çok üstüne gidiliyor. İkincisi, yani gülerek bu, konuşmasından dolayı üzerine gidildiğinden mi bahsediyorsun? Yani o gülerek konuşur, böyle konuşur diyorsun. Evet, yani onun mizacı bu şekilde, bu şekilde bir insan o. Anladım, yani anladım. Hani şey yok. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Bu köyün içinde veya çıkışında tam olarak hatırlamıyorum. Siyah kedi bir arabadan bahsedildi. Siyah? Kedi. Siyah bir kedi araba. Kedi araba, evet. Evet. Böyle bir arabadan bahsedildi yayında biz... bahsedildiğini duymadık. Sonrasında şunu da söylemek istiyorum. Emrah'a ve birkaç kişiye daha bu sanırım muhtar, evet muhtar bir teklif götürmüş. Teklif götürmüş. Ne teklifi? Evet. Bu ölen kişiyi azmettir, az yani. Bu muhtar azmettirici zaten. Biz yani buna eminiz. Öldür diye Emrah'a da mı teklif götürmüş? Evet. Emrah mı söyledi size bunu? Evet. Ama kendisi yani tersilip gönderdiğini söyledi. Ne dedi? Diğer kişilerin kim olduğunu bilmiyordu. Hani onun muhabbeti hiç dönmedi. Ama böyle bir teklif geldiğini kendisine, muhtarın getirdiğini, onu da muhtarı tersilip gönderdiğini söyledi kendisi. Emrah, bu evet. Bağlanan kişi kim? İşte konuş sen, cezaevinden arkadaşımla konuş. Kardeş, bağlanan kişi ismini söyler misin? Niye söylüyorsun? Bende var. Evet. Kardeşim ismini ama söyler misin ismini? Ama kendisi tanıtın yani de o da diyor ki dedin mi böyle bir şey? Hayır. Yani sıkıntı yok. Barış ben. Barış? Evet. Hangi Barış? Kaç tane Barış'la yaptın kardeşim? Ben seni tanımıyorum. Bizim koğuşta da Barış diye biri yoktu. Toprak Barış. Anlayamadım. Toprak Barış. Kardeşim oradan çıkıp da yalan yanlış konuşmana gerek yok. Bizim seninle aramız yalan zaten yanlış. İyi değildi. Tamam mı? Yani. Bizim seninle aramız yalan... iyi değildi. Oradan konuşup boş boş konuşmana gerek yok. Yalan yanlış bir şey yok. Sen yanlış konuşuyorsun kardeş. Konuşma anlamlı bir şekildeydi. Ben de bağlandım. Yanlış konuşuyorsun. Olduğu şekilde anlatıyorum. Sen de yalan konuşuyorsun. Senin hayatın yalan çünkü. Ben seni çözdüm içeride nasıl bir insan olduğunu. Senin hayatın yalan. Peki niye öyle böyle bir... Söyledi. Ben konuşurum. Abla bizim bu çağırsa da aramız iyiydi zaten son zamanlarda. Peki niye böyle bir yalan söylüyor sence? Üzerime oynuyor, bu da oynuyor. Aramız iyiydi bu çağırsa da bizim. Neredeydi? Antalyalıymış herhalde bu. Tanıyorsunuz. Cezaevinde... Beraber yattınız. Bir buçuk ay falan yattı, çıktı. Yani kim olduğunu biliyorsunuz cezaevinde, beraberdiniz. Benim kapasitem alanı dışında bir çocuk yani. Daha çocuk yani, benden bile küçük. Hayır, küçük büyük, hayır kaç yaşında? Benim bu, madem bunları söylemişim, başka arkadaşlarım da var, bağlansınlar, onlar da bağlansın.
Bunun yalan söylediğini ortaya çıkarım ben şimdi. Allah'ım benim için problem yok. Ben kardeşim sen yalan konuşuyorsun bak. Şimdi sana suç atmaya kalksa Emrah şöyle diyebilirdi. Ama hani yalan senin söylüyor. Senin düşmanın olsa şöyle diyebilirdi. Kendine böyle bir teklif gelmiş, o da bu teklifi kabul etmiş derdi. Ya da bu teklifi kabul edip etmediğini bilmiyorum. Bana... Etmiş olabilir derdi. Ama bu bağlanan kişi öyle demiyor aslında. Emrah bu teklifi kabul etmemiş diyor. Dolayısıyla bana... seni sana düşmanca bir şey değil, seni aklayıcı bir böyle şey söylüyor. Şey söyleyeyim. Bana böyle bir teklif gelmedi. Ben gidip niye bunu olmayan bir şey söyleyeyim? Ben onu demeye çalışıyorum zaten. Yanınızda başka kimse var mıydı Emrah bu şekilde anlatırken? Ya normal bir cezaevinde oturduğumuz insanlar vardı şimdi. Kim içeride, kim dışarıda bilmiyorum. Ben şimdi yayınınızı gördüm. Bağlandım. Ve yani bildiklerimi anlattım. Bu şekilde yani. Hani üstüne gidildiği için Emrah'ımdan bağlandım. Ben onu sizin Emrah'la aranızda... Buna gerek de yok zaten. Yani Emrah'la öyle bir şeyim yok benim. Sen Emrah'la aranızda herhangi bir husumetiniz var mı? Bir kavganın düşmanlığınız... Zaten cezaevindeyiz, tanıştık, çıktık, bağlantımız yani bitti. Şimdi de yanımda gördüm, husumet, bağlandım, bu kadar. Aranızda bir husumet doğacak bir olay geçmedi. Diyor. Hayır ya çocuk diyor çok ya, dinlemiyorsunuz. Çocuk diyor ki ben zaten Emrah'ın üstüne gidiliyor. Hani sırıtıyor abla, falan dediği anlıyorum. İçin bağlanmak ben de diyorum ki bana böyle bir teklif gelmedi ki ben bunu dile getirmedim. Bunu neden söylüyor buna şu anda, ben onu demek sana istiyorum. Sana ve sanırım başka birilerine daha da teklif gitmiş, onu da söylemişsin. Sadece sana değil değil mi? Başka işte, birilerine de. Bana teklif gelmedi. Ben niye olmayan bir şeyi dile getireyim yani? Ben bunu demeye çalışıyorum sana size. Sana teklif gelmedi. Evet. Osman abi sen cinayetin işlendiği günlerdeydi. Bucaklıklıydı. He? Bucaktaydım. Bucaktaydım. Ben muhtardan duydum. Cenazedeyim Karallar'da dedi. Hayır mı dedim. Lan duymadın mı dedi. Gökhan'ı öldürdüler dedi. Ben geç kalkarım. Akşam geç yatarım. Sonra selasını duymuşsun ya. Şeysini duydum. İlanını. Ölüm ilanını. Ölüm ilanı ne demek? Seladan sonra ölüm ilanı verdi ya. İşte tamam, ha işte yani. Benim dediğim de o işte yani. Sela ölüm ilanı için o kadar... Şu saat zaman cenazeden önce verilir o ölüm şeyi. Ya ben ölüm duydum haberi. Da kahvede çay içerken duydum da ne zaman duydum. Ölüm selası. Peki Ayşegül selası. Hanım da telefon attığımızdaymış. Evet. Muhtar önce Hasan Bey'in kızı. Neyse muhtarlardan birisi bağlanıyor en azından. Ayşegül Hanım günaydın. İlk kişi da Muhtar Bey de duysun. Hoş geldin Ayşegül'cüm. Buyur yayınımıza. Hoş buldum. İyi günler ilk önce. Teşekkür ederim. Ben şunu açıklamak istiyorum ilk önce. Bu Osman Bey benim gazinoda, pavyonda her neredeyse oralarda çalıştığını nereden biliyor? Şimdi bu yayını benim kayınvalidem izliyor, kayınbabam izliyor, görümcem izliyor. Benim akrabalarım da izliyor bu yayını. Bu adam kızım, nereden biliyor? Kızım ben Gökhan'dan duydum hep. Gökhan nereden biliyordu peki? Onu bilemeyeceğim. Onu nasıl bilemeyeceksin? Amca ben senin benden nasıl duyduysan ben de senin öyle şeylerini duydum. Köy biliyordu Ayşegül'cüğüm, köy. Bilmiyor Osman muydu? Osman teyze, ben de senin teyze şeylerini deme biliyorum bana. Şu an yayında. Bana teyze, teyze deme. Teyze demedim farkındaysan. Çünkü dedin. Ben sizin bir şeyinizdeyim. Aslında dedim farkındaysan deme. Ben her şeyi biliyorum dedim. Tamam mı? Peki diyorsun ki annesiyle konuştuğu için babası telefonu kırdı. Ben o süre zarfında abimle de konuşuyordum. Babamla da konuşuyordum. Annemle de konuşuyordum. Bu benim telefon dökümlerimde de var. İlk başlarında baban yasak koydu. Konuşma bununla dedi. Yasak koydu. Annen ya, tekrar konuştu. Bir dakika dur. İlk kaçtığımda babam konuşma diye yasak koydu madem de benim gidip eşyalarımı aldı. Bunu da açıkla. Ayşegül, baban söyle. Madem ki bu iş namus işi, bütün köy biliyor, bu adam canıyla ödedi, bitti. Baban da bu işin sebeplisi dur. O zaman. Hani bu işin sebeplisi. Biz 6 aydır konuşmuyoruz ya. Tamam evet. Şunu da açıklayayım, biz 6 aydır konuşmuyoruz ya. Evet. İlk arandığında ben senin yanına gelmedim mi? Geldim. Teyze ne yapıyorsun demedim mi? Gökhan'la siz bana ne dediniz? Bizim evimizde malzeme vardı, ben koynumun içine sakladım, gittim. Kümesi sakladım diye. Baban iyi doldurmuş kuzum seni. Vardı da neden çıkmadı? Geldin kocan, bir dakika, annen. Tarihi eser kaçakçılığı olduğu zaman, baskını olduğu evet. zaman Asuman Hanım bizim evde de vardı dedi öyle mi? Evet koynumun içine sakladım gittim kümesi sakladım. Bunu eşim de biliyor, annem de biliyor.
Bunu bize kendiniz ağzıyla söyledi Gökhan Bey'le. İçine soktum, o yüzden jandarma ben de bulamadım. Peki aramada neden çıkmadı bunlar? Neden çıkmadı? İçine soktum demişler jandarma. Aramada üstünü başını aramadıkları için olabilir mi? Acaba siz oraya o gün o araştırmadan sonra neden laf almaya geldiniz benim ağzımı? Aramaya geldiniz evinize oturup da adam gibi. Ağzına. Evinizi temizlemediniz. Ağzına geldiysek niye evini açtın? Gelmez. Ağzını aramaya geldiysen neden evini açtın? Teyze. Neden çay koydun, yemek koydun önünüze? Teyze seni göresim geldi diye gelen adama ne diyeceksin? Ben de hatta Gökhan'ıma dedim. Gökhan dedim, bunlar dedim bizim ağzımızı aramaya geldi dedim. Sizin eve köpek salındı mı? Salınmadı. Bizim evi o kadar dağıtmadılar dedim. Sen de dedin bizim evin her yerini şey yaptılar. Annem ev paklıyor, köpek salındı. Annem robot gibi oturduğu yerden kalkmadı bile. Laf aramaya geldiniz oraya siz. Başka bir şey değil. Ayşegül, bir şey söyleyeceğim Ayşegül. Baban neden annenin telefonunu elinden aldı? Neden aldı? Babamın annenin telefonunu elinden almasının çok nedeni var. Ne? Birincisi benim dedem astım hastasıydı. Koa hastasıydı. Annem migren hastası ve hipertansiyon hastası benim annem. Biliyoruz. Bir susar mısın? Ben bir açıklama yapayım, tamam. Bir anlatayım. Oradan her şeye atlama lütfen. Aa, üzgün hanım. Rica ederim. Benim annem hastaydı ve dedemin hastalığıyla uğraşıyorlardı o dönemde. Babamın psikolojisi çok kötü bozuldu. Ki ben bu dönemde zaten annemle babamla konuşuyorum. Benim telefon rehberimde, kayıtlarımda hala var bunlar. Tamam, neden baban annenin telefonunu elinden aldı? Babam almadı annemin telefonunu elinden. Benim annemin kendi ailevi sıkıntıları vardı bakın. Anladım. O yüzden annem telefon kullanmak istediğini belirtti. Babam da dedi ki sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun. Zaten hat annemin üzerine kayıtlıydı. Annem kendisi gitti, hattı kapattı. Beni babamdan aradı, dedi ki kızım bak benim başım çok ağrıyor. Benim telefonum yok. Bundan sonra babanın telefonundan irtibata geçelim. Ben dedim niye, ki tamam bu kadar anne. Hasta bir kadın, evde de hasta, kayınpeder var, daha iyi o telefon orada dursun. Arar işte bir şey olduğu zaman ambulansı, polisi, jandarmayı, neyse bir şey. Yok zaten hani sürekli babam da evde olduğu için sıkıntı olmuyor. Baban hiç dışarı çıkmaz mı? Dedemin de kendi telefonu vardı. Baban hiç dışarı çıkmaz mı? Yok çıkar. Dedemin de kendi telefonu, ev telefonları olduğu için. Anladım. Yani babanın annenin telefonunu elinden aldığı iddiası doğru değil. Yok hayır, doğru değil. Doğru, herkes biliyor. Doğru. Kardeşim benden iyi mi bileceksin? Hayır, bileceğim, ben de yani onun o migreni, çıktım. Tansiyonu falan bir günde mi çıktı? Ben migren senin, varsa yok, hep hayır. Var, doğuştan beri var yani o migren. Migren hep, yok doğuştan beri değil. Dedem vefat ettikten sonra ortaya çıktı. Yani annem babası vefat ettikten sonra. Migren çıktı. Ben senin hakkında hiçbir şey, yüz kızartıcı bir şey söyledim buraya çıktığımda. Ben senin kayınvaliden var, ben de biliyorum. Sağ olsun ki bir eşim sana iyilik yaptı. Hiç yüz kızartıcı bir şey söylemedim. Ama benim ben eşime... Ben sana demiyorum zaten. O Osman'a diyorum. Benim... Bak ben o adamı tanımıyorum, etmiyorum. Kendisi peki... Hadi benim pavyonda çalıştığımı duymuş, tamam ben onu geçtim. Kendisi para karşılığı, rüşvet karşılığı adam öldüren birisi. Tetikçilik yapan birisiymiş. Hadi bunları da açıklasın. Kimi öldürmüş? Açıkladım konuşuyorum ben. Kimi öldürmüş? Konuş o zaman amca, sen para karşılığı her şeyi yaparmışsın. Ben de bunları duyuyorum. Bana da mesaj atıyorlar, bana da yazıyorlar. Ben de bunları duyuyorum işte amca. Sen de kendine açıklar. Peki Asuman'la ilgili ne duydun? Dedin ki seninle ilgili de çok anlatacaklarım var, anlatayım mı dedi. İşte bu. Hani kendisi söyledi göğsüne sakladığını. O sikke meselesini. Bu arada şunu da söyleyeceğim ve bir gül koyacağım. Şimdi... Aynı köyden olan bir izleyicimiz bizi arıyor. Gene ismi falan bende saklı. Diyor ki aynı köydenim. Kızılkaya Karakol Komutanı bu cinayete bakıyor. Muhtar bu define işini yapıyor. Bu cinayet olayından önce, muhtarın evi basılmadan önce muhtar Karakol Komutanı'na bir hazine var. Bunu çıkaralım, yardımcı ol. Bu hazine senin ve benim 7 sürahnemi besler diyor. Bunun üzerine de komutan tutanak tutuyor. Muhtar bana böyle söyledi diye. Ve bu muhtarın da telefonları dinlemeye alınıyor. Baskın da bu yüzden yapılıyor. Şimdi bu muhtar sanıyor ki karakol komutanına böyle bir şey söyledi. Komutan onunla bir olacak sanıyor. Ama komutan görevini yapıp, teşekkür ediyoruz kendisine, tutanak tutup muhtarın telefonlarını da dinlemeye alınca bu sefer bu baskın muhtarın evine yapılıyor. Bu alkışlar da komutanımıza gitsin. Fakat... Muhtar bunu Gökhan'dan biliyor. O yüzden diyor Gökhan'ın evi az arandı da, benim evim çok arandı da, bana köpek geldi falan filan diye. Bütün telefon numaraları falan da o sırada girmiş. Daha sonra da işte Osman Bey de diyor ki yayın sonunda, o da arada kalsın istemedim. Önemli mevzular bunlar. Bunlar da devletin güvenlik güçleri. Onların şimdi devlet memuru oldukları için kendilerini anlatmaya da imkanları olmadığı için ben de dilim döndüğünce onlar adına. Ama bu köyden gelen bir telefon, onu söyleyeyim yani, komutanla konuşmuşluğum yok.
O yüzden söylemek istedim. Sonradan da muhtar da Osman'a diyor ki... Orayı işte söyleyeceğim. İşte benim demek istediğim... Hı. Kızılkaya Karakol Komutanı öldürdü bunu diye. Çünkü ya, aslında çünkü bu aslında mantıksız bir olay. Hayır, çünkü aslında o komutan onunla ilgili tutanaklar tutmuş, telefonunu dinlettirmiş ve bunun üzerine de baskın yapılmış. Ha. Şimdi devlet girdi, Gökhan'ı öldürdü. Şimdi artık ya, iyi artık hani Yuhut demenin de ne alır? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Asker vallahi kendini böyle bir topa sokmaz zaten. Ha? Asker kendini böyle bir topa sokmaz zaten. Olur mu canım? Demek bu işin içinde buna bir başkasını yüklemeye çalışıyor işi. Evet. İşte şimdi de oraya getirmeye çalışıyorlar ama bunu kabul etmiyoruz Ayşegül zaten. Ayşegül baban bağlansın. Sen değil. Hepsi babana varıyor. Ayşegül'cüm konuşuyorsan bence sen de annenle ve babanla konuş. Bence bu iddialara cevap versen. Bu sonra, çocuk 28 yaşında bir çocuk. Herkes geliyor iddiada. Sonra ben bu hanımefendinin söylediği gibi kiralık katillik yapmadım. Sen bir tek kayınpederini öldürdün. Kaç adam öldürdün sen abi? Bir de küfür etti. Bir de adam daha vurdum. O da öldü mü? Ölmedi. İyi bari. Konuşuyor şimdi. Beniyle konuşuyor. Görüşüyorsunuz. Görüşüyoruz. Ya benim rahmetli kayınpederin eşi, dostu, dahi yakınları beniyle konuşuyor. Evet. Niye konuşuyorlar bilmiyorum tabii ama şimdi neyse onu tartışamayacağım. Bu arada Ayşegül Hanım'ın dediği doğruysa siz gerçekten para karşılığı birilerini tetikçi olarak öldürüyorsanız zaten Ayşegül Hanım babasını da ihbar etmiş oluyor. Çünkü zaten size yani para teklif edildiğini, muhtar tarafından para teklif edildiğini ya, söylüyorsunuz. Ben sabahtan beri... Ayşegül Hanım da babasını ihbar doğruluyor etmiş oluyor. Müka Hanım canlı yayında bir... Muhtar Bey bak sana bir şey söyleyeceğim. Muhtar olmak, orada köyde kaç yüz kişi yaşıyor. Muhtar kendini ifade eden, anlatan bir adamdır. Bana avukatım onu dedi, lafına ben inanmam. Avukat sana bu anlamda karışmaz. Avukat ne bilsin? Avukat senin suç ortağın değil, bir suç işlediysen. Sen eğer... Sen şöyle söylersen hani sana avukat şunu söyler. Gidip de oradan ağzından bir şey kaçıracaksan gitme der. Sen ağzından bir şey kaçıracaksan gelme tabii. Ağzından kaçacak bir şeyin de yoksa gel. İşte avukata ne? Avukat hepimizi savunmak için var. Avukat yoksa bizim hayatımızda yüzde bir milyon. Avukat da sonuçta hukuk adamı, adalet adamı. O da doğru ortaya çıksın ister. Tabii ki müvekkilini savunur. Ama müvekkilini oraya göndermede konuşturmada demez. Sana eğer güveniyorsa... Senin hakkında da bu iddialar varsa bak yeniden muhtar adayı olmak istiyormuşsun. Bu şekilde olamazsın ki. Bak kaymakam kovdu diyorlar. Zaten kimse oynayamaz bu saatte sonra. Bu kadar çok iddia para var. Para verdi gençler bu verir. Bu sikkelerle falan filan ne muhtarı tapanlar gözünü ya. Seveyim yani. İnananlar var arkasında koşanlar var. Şimdi efendim programın başında tabii gene bir kısmını dayanamadım anlattım ama röportajım var izleyeceğim. Biliyorsunuz Ahsen Nur Yıldırım buraya başta annesi olmak üzere ailesini aramaya çıkmıştı. Kalabalıkta bir ailesi ortaya çıktı. Bir hatırlayalım neler yaşadıklarımızı, konuklarımızı değiştirelim. Çünkü bugün yeni bir bebek daha ortaya çıktı. Bir hadi, abiniz olsun. Daha var, bir küçük kardeşiniz daha varmış. Size onu anlatacağım. Bir haftalık bebekken cami avlusuna bırakılan Ahsen Nur Yıldırım, yıllarca içini kemiren belirsizliğe ailesini bularak son vermek istiyordu. Merak ediyorum, sıkıldım belirsizlikten. Güçlü durmak zorunda sıkıldım. Mutlu hikayelerin kahramanı Müge Anlı, Ahsen Nur için umut ışığı olan bilgiyi aktardı. Önemli bir şey Ahsen Nur'un bulunduğundaki bileğinde Necmiye Günay ya da Necmiye Güney yazılıymış. Jet hızıyla kavuşmaların yaşandığı Müge Anlı stüdyosunda bu kez rüya gibi bir buluşma vardı. Anneni, kardeşini ve üstelik babanı da buldum. Sen de çok şaşırdın değil mi? Ben de şaşırdım, şok oldum. Kopya, birebir. Mustafa Bey, bu kızlar oralara buralara gitmiş. Sen neredeydin o ara ya? O zaman biraz kırgındık birbirimize. O arada Ahsen'i cami avlusuna bıraktım dedi. Böyle hayır, şey hangi cami avlusu diye sordun mu? Cağaloğlu'na bağlı olarak söyledi bana. Ben camiyi görmedim yani. Tamam işte baban, kızım tamam işte o da kardeş. Tamam artık bitti abi, sen de en başta söyleyeceğiniz en sonunda söylüyorsun. Ahsen Nur kavuştuğu ablasından varlığını öğrendiği kardeşiyle ilk kez konuştu. Merhaba. Merhaba Ahsen. Merhaba. Çok değişik bir şey şu an benim için de. Ben bir odaklanamadım oraya. Benziyor musun Ahsen'le Buse'ye, Sude? Evet, bence benziyorum. Hayallerin ötesindeki mutluluklar, huzur dolu aile yemeğiyle taçlandı.
O sıcaklık, o enerji alanı sardı beni. Hani kan çok fena çekiyordu. Böyle kızlarımla birlikte yemeğin tadı daha da bir arttı yani. Mucizevi kavuşmada Sude, Ahsen ve Buse'nin yanında olmasa da kalpler beraberdi. Şimdi kızımız çok gelmek istedi ama işini bırakamadığı için gelmedi. İnşallah onunla buluşacağız ama size birer tane hediye. Senin kardeşinle, seni de ablanla bir tanıştırayım istersen. Teşekkür ederim. Ahsen, film gibi bir hayatın içindeydi. Rüyası devam etti. Ahsen, bir abla istiyordun. İki abla oldum. Peki sadece iki ablayla mı kaldı? Hayır, çünkü babanın işte sizin annenizle tanışmadan önceki evliliğinde biliyorsunuz bir abiniz ve bir ablanız daha var. O abla da dedi ki, ben de dayanamıyorum. Geliyorum dedi, tanışmak için dedi. Gel Ahsen yanıma. Sen görünce Ahsen'i ne hissettin? Gerçekten o kadar cici bir kız ki çok kanım kaynadı zaten benim. Gördüğüm anda kan çekti gibi bir durum var. Ahsen Nur, fotoğrafını gördüğü kardeşiyle birlikte üç kardeşine kavuştu. Ancak mutlu hikayelerin başka parçaları da vardı. Bu buluşmalar olduktan sonra Buse yayınımızdan sonra bize dedi ki, bizim aslında bir kardeşimiz daha var. Annem dedi 2010 yılında bir de Buket adında bir kız bebek dünyaya getirdi. Onu da Bahçeli Evler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmış dedi. Yani aslında aradığımız bir kız çocuğu daha ortaya çıktı. Sen söylemedin Mustafa Bey benim bir kızım daha var diye. Yok yani. Yani onu hiç hatırlamıyorum. Şimdi size başka bir şey daha söyleyeyim. Dün bizi bir izleyicimiz aradı. Dedi ki anne Necmiye'nin 1998 yılında da bir erkek çocuğu vardı. Ne? Bu hepiniz için sürpriz herhalde. Onu ben bilmiyorum diyor. 98 yılında Necmiye Hanım İsmail abisi tarafından karın ağrısı şikayetiyle bir kliniğe götürülüyor. Direkt doğumhaneye alıyorlar Necmiye Hanım'ı. Ve doğumhane hemşiresi elinde bir erkek çocukla çıkıyor. İsmail Bey diyor ki gözünüz aydın baba oldunuz diyor. Dayı olduğunu bilmediği için. Ondan sonra İsmail Bey bir şaşırıyor. Sonrasında Necmiye Hanım'a ben bu çocuğu kabul edemem. Çocuksuz seni götüreceğim diyerek çocuğu orada bırakıp çıkıyorlar. Hangi hastane, hangi il? Küçükçekmece Sefaköy'de bir klinik. Açıkçası ben bütün kardeşlerin bir araya gelmesini istiyorum. Koca gece yatamadım ben. Osman Güney, dayınız telefon attığınızda. Ahsen'in bir tane de abisi mi var hastanede bırakılan? Var, var bir tane bebek var. O çocuğun nereye verildiğini bilmiyorum. Size peki bundan bahsetti mi? Bahsetti de geçici olarak bir tane bir çocuğum var dedi erkek olarak. Ben de fazla karıştırmadım. Kapattım yani. Allah Allah, bir sürü çocuk gelebilir buraya. Dün tam fotoğrafları çektirdik, aile fotoğrafı, gittik. Sonra bizi komşularınız aradı. Bir dakika dur. Küçükçekmece Taştepe Mahallesi sakinleri. 2006 yılında da oraya bir bebek bırakılmış çeşmeye, oraya. Sen de gidip aramışsın sonra bebeği. Seni de görmüşler. Doğru. Doğru. Sonradan hatırladım ben. Sonradan hatırladın. Çekmece'de çeşmenin başına bırakıyor. Çeşmenin başına. Hiç sesini duyamıyorum abi. Mikrofonun mu kötü, ses mi düşük? Bir arkadaşla ilgilenir misiniz? Ha, çeşmenin başına bırakıyor. Ondan sonra eve polis geliyor. Biz karakolluk oluyoruz. Benim bir şeyden haberim yok. Kimin babası, kim ebe? Ben olarak söylüyorum. Abi sen de kadını hamile bırakıp çocukları saçmışsınız etrafa. Bilmiyorum ki ama benim ondan da haberim yok. Ya neden haberin yok? İşte biliyorsun çeşme başına bırakıldığını. Evet, bıraktığını biliyorum, evet. Tamam, gidip alsaydın karakoldan o zaman oğlunu. Şimdi senin bıraktığın kaç tane oldu? Buse, yardımcı olun. Buse'nin ablası Sude. Kardeşin miydi? Kardeşim Sude. Sude'yi verdiniz komşuya. Sonra Sude'den sonra Ahsen cami avlusuna bırakılıyor. Ondan sonra bu bebek 2006'da çeşmeye bırakılıyor. Buse de çocuk esirgeme kurumuna gitmişti annesi vefat ettikten sonra. Sen onu lütfen almışsın. Ondan evvel de bir tane oğlan çocuk var. O da bırakılmış. O da hastaneye. Oğlandan bir tane de. Bir tane de 2010 yılında kadının öldüğü yıl bırakılan bebek var. O nereye bırakılmıştı? O çocuk yurduna diye biliyorsun onu da. Altı tane çocuğun hepsi dağılmış. Şimdi bunların kaçı sende? Bildiğin? Benim bildiğim Buse var. He. Ondan sonra Asem var. He. Sude var. Sude var, evet. Üç. Tamam, sonra bu çeşme başına bırakılan? Onu
Ya benim haberim yok. Bir şeyler yapılmış orada, saklamış oraya, koymuş. Çıkmış gitmiş yani. Daha sonra ben eve gittiğimde polis kapıyı çaldı. Dedi karakola geleceksiniz. Gittim. Ondan sonra gitti karakola. Ondan sonra Necmi Hanım'a soruyor. Sordu. Diyor ki bu çocuk diyor neyin nesi diyor. Bir şey söyleyeceğim. O zaman beyefendinin adıyla bir kayıt da vardır mutlaka bu bebekle ilgili. Evet. Ondan sonra ben dedim haberim yok. Benim haberim halen de yok yani. Orada polisten duyuyorum. Abi ben. Var ya işte haberin 2000 kaç yılından iyice benim kafam karıştı. Ama kim nereye bırakıldı? Sonra, bıraktıktan sonra polis geliyor. Ama ondan öncesinde bunun bir gebelik kısmı var. Hayır yok diyordu. Yok diyordu bana. Siz anlamıyor belli musunuz? Olmuyordu. Yok, belli olmaz olur mu canım? Bol şeyler giyiyordu. Tamam bol şeyler. Yani bol şeyler giyiyor. Geceleyin de beraber yattığınızda. Görmüyor mu yani? Yok doğru ne da. Ne söyleyeceğimi şaşırdın ya. Ama ben evde kalmıyorum yani. Ya mesela arada bir kalsan bir yine yeter. Ya bu çocuklar yani nasıl oluyor? Yani 9 ay zarfında 9 defa kalsan yine farkına varırsın. Gözünü seveyim senin. Ya bu hamilelik de bu kadar da saklanacak bir şey değil ki. Evet korseyle falan geziyormuş ama evet. O çevreye karşı utandığından. Ben sana diyorum evin başka erkek var mıydı hayatında yok diyorsun. Bu çocuklar da senin o zaman. O 98'de erkek çocuğu falan var. Ben 98'den abi, ondan bak, önce bak 1988 yılındaki senin değil tamam. Değil. Tamam o ayrı. O da bir tane bırakılmış. O nereye bırakılmıştı bana yardımcı olun o. 98 yılındaki şeye hastaneye bırakılmıştı. Tamam o senden değil. Sonra 2000 bu kızlardan sonra biz bulduk 2010 yılında da bir kız bebek yine bırakılmış. Buket. Tamam Buket bırakılmış. Sen onu da biliyorsun. O da senin. O senin değil miydi? Ya benim için benim olduğunu söylüyor ama ben görmedim bile bıraktığını. Şimdi sen çocuğun bırakıldığını mı bilmiyorum diyorsun. Çocuk benim değil mi değil mi onu mu bilmiyorsun? Ben çocuğun bırakıldığını bilmiyorum. Tamam çocuk senden miydi yani? Benden olduğunu söylüyor tabii ki. O zaman benden. Tamam bir de 2006 yılında bir erkek bebek işte bırakılmışını çeşme başına. İşte o çocuk kimde? Benden sakladı. Ben de hamile misin dedim. Hatta bir sefer ya o eve uylandım. Gelip giden o tarihte başka bir adam var mıydı sizden başka? Yok. Siz yok. O eve gelip gidiyordunuz, evet, evet. O evde yaşıyordunuz. Tamam abi niye o zaman tamam benden işte değil diyorsun, benden mi senden mi diyorsun, sen gidiyorsan sen. Yok seni. Şimdi benden gizlediğini söylemek istiyorum. Tamam o konu ayrı bir konu, gizlediği evet. Ama senden olup olmadığını bilmem başka bir konu. İlla ki bendendir yani. Senden? Evet benden olacak. Yani sonra bu kadın da senin yok. Yanında mı öldü? Bu kadın da senin... Abi ben sana bir şey söyleyeyim, ben bu dosyaya biz bir bakalım ya. Arkadaşlar vallahi bak kusura bakma ben senden şüphelendim şimdi. Zaten o zaman de şüphelenmiş senden aradan polis. Aradan bayağı zaman geçti. Vallahi istediği kadar geçsin yani her şey bulunur. Bu kadın nasıl öldü durup dururken boyuna doğuran kadın. Gayet de demek ki sağlıklı bir kadın. Otopsiye götürdüler. Ne çıktı otopside? Otopside şey çıktı. Gizli kalp çıktı. Kalp krizi mi geçirmiş çıktı? Yani. Gizli kalp değil kalp krizi sonucunda evet, öldüğümüz. Nasıl geçirmiş o kalp krizleri durup dururken? Yani sen öldüğü gece bile yanındasın. Bu çocukların bırakıldığını hiç bilmiyorsun ama öldüğü gün bile yanındasın. Öldüğü günün yanındayım o doğru yani. Zaten son çocuk öldüğü yıl evet. Bırakılmış. Değil mi? Evet. Sen bunu hatırlarsın Buse. Hangisi? Annen çeşme başında orada doğurmuş çocuğu. Sen de yanındaymışsın. Onunla alakalı başka bir kayıt var mı? Ona göre bir şey söyleyeceğim. Sen söyle. Yani bilinen bir şey daha doğrusu. Yüksek ihtimalle bildiğim bir tane yani erkek kardeşim var. Ben o çok birkaç ay oldu hatta öğreneli. Öyle nüfus kayıt örneğini falan annemin indirme şansım olmuştu. Hani devletten. Orada kendi adına kayıtlı bir tane erkek çocuğu görmüştüm. O da başka biri. Kaç doğumlu? 2006 doğumlu. He. Ama 5 aylıkken o da vefat etmiş. Yani bu şekilde biliyorum. Girayhan Güney diye kayıtlı. O zaman, kendi üzerine kayıtlı. O zaman onun polis geldiğinde siz bizim dediniz çocuğu. Yüksek ihtimalle odur diye düşünüyorum. Bu öldü mü yani diyorsun? Ölüm kaydı olarak geçiyor evet. Öyle polis sormadı onu bana. Polis öyle, o şekilde sormadı. Ne sordu? Ondan konuştu. Dedi çocuğu niye bıraktın sen dedi. Yazık günah değil mi falan dedi. Ondan sonra çocuğu oradan götürdüler yani polisle. O neden bıraktım dedi.
O neden bıraktım dedi. Bakamam dedi. E sana demediler mi? Sen neciliksin burada evde. Sana da sormuşlardır. Bana sordular da bana arkadaş olarak olduğunu söyledi yani. E tamam arkadaşım, bebeğin babası sen misin dediler mi sana? Yok demediler. Demişlerdir abi, polis sormaz bilmiyorum, mı oraya gidip ya? Belki de demişlerdir. Ya demişlerdir tabii, bebeğin annesi babası da sen misin demişlerdir. Polis sen de bilmiyorum dedin bilmiyorum muhtemelen. Şöyle bir şey var. Sen ne dedin bilmiyorum mu dedin? Yani. Ben onu çözemedim. Bakamayacak olsa üzerine niye kaydettirsin? Bey de kaydettirmişti üzerine. Hayır polis. Polis kaydetmiş kızım işte. Orada komşular görmüş, polis de kaydetmiş. Annemin anladım. Sen çocuk benden değil mi dedin o sırada? Yok öyle bir şey demedim ya. Benim de demedin ama. Benim de demedim, öyle bir şey de demedim. Benim de demeyince senden değil demek ya abi. Öyle oluyor. Benim anladığım kadarıyla bu kadıncağız saf gariban bir kadın. Sen girip çıkıyormuşsun bunun evine. Evet doğru. Hamile bırakıp gidiyorsun. Bırakıp şey gidiyorsun. Bak bir kere de şüphelendim hamile olduğundan diyorsun. Nasıl şüphelendi? Valla şimdi ben... Hani nasıl şüphelendin abi hamile nasıl olduğunu? Nasıl şüpheleniyorum? Çünkü bayağı aralı olarak görüşmüyoruz yani. Bayağı bir aralı görüşüyoruz yani. Tamam. Ondan çok sık bir görüşmem olmuyordu. Sonra hamile olduğundan nasıl şüphelendi? Sordum, hamile değilim dedi. Dedim öyle bir şey istemiyorum ben dedim hatta kendisine. O da çekiniyordu zaten, söylemiyordu. Ondan sonra bırakıyordu çocuğu, sağ olsun. Siz ben çocuk istemiyorum dedikçe o da doğurduğu çocukları maalesef, bir yerlere bırakıyordu maalesef, anladığım kadarıyla. Ben istemiyorum diyordum. Hamile olduğunu da gizliyordu o zaman. Evet. Hazır mı bu fotoğraf? Bakın ölmeden... İzliyordu. 2009 yılına ait fotoğraf bu. Vefatından bir yıl önce. Ekrana verelim mi annenizin fotoğrafını? Bu da ölmeden bir yıl önceki fotoğrafı. Sen bu kadının yanına girip çıkmışsın yani. Kusura bakma abi ama. Ya ben yalnız bırakmamak için yani bir... Ama abi yalnız kalmış zaten. Kadın hamile kalıp çocuklarını oraya buraya bırakmış. Çok acıklı. Yani ben başta buraya geldiğinde karını aldatmışsın, çocuk yapmışsın falan diye sana kızmıştım. Şimdi artık yani tavan yaptı bu kızgınım. Sen hiç sahip çıkmamışsın ki bu kadına. Belki tek başına bıraksan kadın bir tane çocuğuyla idare edecek. Boynu yani teşbih de hata olmaz. Kedi gibi yavrulatmışsın sen bu kadına. Yani ben DNA istiyorum. Ne DNA'sı istiyorsun? DNA istiyorum. Kimden DNA istiyorsun? Şeyden o... Çeşmenin başına bıraktım. Çocuk yok ki ortada. Çocuk yok içinde öldü diyor işte Buse. Ama sen ondan emin ol çünkü göbek adına kaydetmiş yani. Nasıl olmuş? Babamın göbek adıyla kaydettirmiş. Öyle mi? Ha, baba adına onu vermiş. Mustafa yani diye ondan vermiş. Eminim, ondan şüphem yok. Evet. Şimdi. Sen hatırlıyor musun anneni? Çünkü komşular diyor ki hatırlar diyor. Çeşme başında doğum yapmış anne. Onu vallahi hatırlamıyorum yani. Çok zorladım dünden beri, kendim hatırlayamıyorum. Yok, çeşmenin başında doğum yapmamış. Evde yapıyor. Çocuğu alıyor götürüyor. Çeşmenin başına bırakıyor. Ben de evde doğum. Göbek bağını dahi kesmeden götürüyor çocuğu. Evet, göbek bağıyla. Ya kendi ayırıyor demek evet. ki evde ya göbek bağını kendi ayırıyordur evde. Abi senin kaç çocuğun var yani şimdi? Benim hatırladığım 4 tane. Bir de evde de var ya eşinden de. Ya ilk eşinden mi? Onlarla beraber 6 oluyor. Hani ilk eşinden diyorsanız orada 2 tane var zaten. 4 de buradan, 6. Sen o zaman 2 erkeği kendinden, o ilk erkek zaten senden değil, bir kızla bir erkeği kendinden sen. Buket'i de mi sen kendinden saymıyorsun? Ben? Buket'i. Buket mi? He. Buket'i ben hep söylüyorlar, ben Buket'i niye kabullenmiyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bilsem diyeceğim ki tamam. Ama bildiğimi de söylüyorum zaten, itiraf ediyorum. Zaten kabul etsen ne olacak, etmesen ne olacak? Kabul edip de kimseye de bir faydan da dokunmamış yani. Yok. Bir de kadına diyorsun ki hamile kalma. Sen bırakma. Kadın da durup dururken sen ev o şeye girince, suç uçağı gibi odanın önünden geçince kapılacak bir şey değil ki bu. Sen kendini o zaman korusaydın abi. Bu kadın yani... çok, işte fotoğrafını görür, çok iyi değilmiş ki bu kadının durumu. Değildi.
Bu kadın akıl sağlığı çok yerinde değilmiş. Değil mi? Evet, bazen normal değildi yani. Hasan Bey, sen canın istediği zaman kapıyı çalıp girmişsin eve. Canın istemediği zaman da hiç kapıya uğramamışsın. Yani ya, kendini... Uğrayamıyordum yani. Kendi keyfin ve zevkin için eve gidiyorsun. Onlara bakmak, onlara babalık veya kocalık görevlerini yardım, yapmak için değil. Yardım etmek için mesela uğruyordum. Ama nasıl yardım bu kardeşim? Bu nasıl yardım karşı? Ya? Ne yardım var? Hiç yardım yok. Nasıl yardım bu kardeşim? Kendi zevkini tatmin için hayır, gidiyorsun. Hayır, bir daha da uğramıyorsun. Sonra oraya vuracaksın, uğruyorsun. O kadar. Kiraları geliyor ama... Kira da her ay ödenir. Sen kadın hamile kalıyor, bırakılıyor, polis geliyor. Hamileliğini o zaman öğrendiğine göre her ayda kirasını ödemiyorsun demek ki. Her ay ödemiyordun demek ki kirayı. Ödüyordum ya. Her ay ödüyorsan gitmiyor musun bir kadına her ay? Durmuyordum, orada durmuyordum. Ah. Vallahi Buse çok iyi yetişmiş o başıboşluk içerisinde kesinlikle. Ben yani. Benle beraber. Hani bu Buse'nin başarısı bence. Ben büyüttüm yani onu, evet. Buse'nin de neler yaşadığını bilmiyoruz. Kız anlatmıyor ki yani nasıl büyümüş, ben şimdi onu da sorgulamadım da kız da ne anlatsa. Şimdi biz şu erkek bebekle ilgili komşuların da ne dediğine bir bakalım da. Ablalarına ve babasına kavuşan Ahsen Nur Yıldırım'ın aslında başka kardeşleri de olduğu yayınımızda gün yüzüne çıktı. Bu buluşmalar olduktan sonra Buse yayınımızdan sonra bize dedi ki bizim aslında bir kardeşimiz daha var. Annem dedi 2010 yılında bir de Buket adında bir kız bebek dünyaya getirdi. Sen söylemedin Mustafa Bey benim bir kızım daha var diye. Ben onu hiç hatırlamıyorum. Şimdi size başka bir şey daha söyleyeyim, bir izleyicimiz aradı. Anne Necmiye'nin bir erkek çocuğu vardı. Ne? 98 yılında Necmiye Hanım bir kliniğe götürülüyor. Doğumhane hemşiresi elinde bir erkek çocukla çıkıyor. Çocuğu orada bırakıp çıkıyorlar. Ahsen'in bir tane de abisi mi var hastanede bırakılan? Var, var bir tane bebek var. O çocuğun nereye verildiğini bilmiyorum. Size peki bundan bahsetti mi? Bahsetti de geçici olarak bir tane çocuğum var dedi erkek. Ben de fazla karıştırmadım. Başka var mı bildiğin bir şey? Hani yok. Ben bana telefon yok, gelmeden... Yok, olsa söylerim yani. Başka var mı çocuk? Yok. Çıkacak mı onu bekliyorum yani. Dün sana sordum, benim de içime doğmuş ki başka çocuk var mı dedim, çıktı bir tane daha. Var mı abi başka daha da çıkacak olan? Ya yok, olsa söylerim. Dün de sordum, olsa söylerim dedin, söylemedin işte bu çeşme başına bırakılanı. Bir aklıma gelen oldu yani. Daha bu hafta sonunda aklına gelen olabilir yok, yani. Yok. Gerçekten. Başka var mı bildiğin bir şey? Hani yok. Ben bana telefon yok, gelmeden. Olsa söylerim yani. Başka var mı çocuk? Yok. Çıkacak mı onu bekliyorum yani artık. Ben bilmiyorum, babana da bakıyorum ondan baban diyor yok benden diye. Yok, ya bence bu kadar ya. Yok, ondan öncekilerden. Yok. Onların haberi yok ama daha bir erkek kardeşleri var onların. Yayınımızın ardından bize ulaşan Mümine Aşık'ın anlattığına göre 2006 yılında İstanbul Halkalı'da çeşme başında bulunan erkek bebeği doğuran da o mahallede oturan Ahsen Nur'un annesi Necmiye Hanım'dı. 68 yılından beri Halkalı Taştepe'de oturuyorum. Bizim bu mahallemizde bir olay oldu. O olaya biz şahitlik ettik. Sabah kalktığımızda kaynım erken kalkmış. Yolun başında bir çeşmemiz vardı. O çeşmenin başına bir bebek bulmuşlar. Gittik, bebek binlerin üstünde kan içindeydi. Aldık, polis geldi, karşıya gittik. Kent hastanesine. Orada göbeğini kesti. Küveze koydular. Ondan sonra karakola geldik. Oradan hastaneye gittik polislerle beraber. O dönem olaya tanıklık edenlerin bebeğin babasının Ahsen Nur'un babası Mustafa Türel olduğunu düşündüklerini de dile getiriyor Mümine Aşık. Ekrana çıkan Mustafa'nın da buralarda dolaştığını görmüşler. Televizyonda görünce onları dedim ki bu dedim Taştepe'de çeşmenin yanında olan bu olay dedim. Ben bu bebeğin bulunmasını isterim. Onlar kardeşlerin kavuşmasını isterim. İnşallah Allah yardımcıları olsun. Müge Anlı'ya da çok teşekkür ederim. O çocuğun benim gelip elimi öpmesini isterim. Ben ona can bağışladım. İnşallah Rabbinin izniyle bulunacak. İçime öyle doğuyor benim. Emine Karadumansa Mustafa Türel'in bebekten haberdar olduğunu öne sürdü. Babasını Mustafa Bey'i sıkıştırsınlar, o erkek bebeği biliyor. Herkes öyle söylüyor. Bunlar Genç Osman Sokağı'nda Elif ablanın evinde oturuyorlardı. Kötü bir metruk bir yerde oturuyordu. O adamın oraya girip çıktığını herkes biliyor ve görüyor. Emine Karaduman'ın Mustafa Türel'e yönelik bir başka iddiası daha vardı. Gülhane Parkı'na gezmeye götürüyordum hanımımı demişti ama fakat buradaki bayanlar
insanlar programı izlerken dediler ki hadi oradan yalancı. Sen onu alıyordun oralarda dilendirip getiriyordun. Komşularla bunu söylediler. Kadını dilendirip getirdiğini söylediler. Anlatılanlara göre Necmiye Hanım'ın doğum yaptığı söylenen tarihte yanında 4 yaşlarında kızı vardı. 4 yaşlarında bir kızı varmış. Herkes diyor ki komşular o kız bilir. Annesinin bebek doğurduğunu bilir diyorlar. Ama yine de bir şey diyemeyeceğim. Çocuk uyurken doğurmuş da olabilir. Göstermemiş de olabilir. Elinden tutup onunla gidip onunla geliyormuş. Gülhane Parkı'na doğru. Hemen oturduğu evin karşısında bir bakkal vardı. O gün bakkala girmiş, bir ilaç almış. Herkes benim günahıma giriyor. Bana hamile hamile diye lafımı çıkıp dedikodu yaptılar ama ben hamile değilim. Kanamasının olduğunu da söylemiş. Oysa ki bebek doğuyormuş. Kanama o kanamaymış. Sabaha karşı da bizim çeşmenin yanına bebeği bırakmış. Benim evimde çeşmenin tam yanında. Peki acaba 2006 yılında dünyaya gelen ve annesinin Necmiye Hanım olduğu söylenen bebeğin akıbeti ne olmuştu? Bu çocuğun zaten doğum tarihi 2006 Haziran ayı. Mümine abla sabah erkenden aldı, akşama kadar gezdirdi bebeği. Hastanede kaldığını bir daha akıbetini bilmiyoruz. Canım Müge Hanım inşallah bunu da bulur her şeyi çözdüğü gibi. Bir kardeşle biz çıkarmış oluruz inşallah ortaya. İnanıyorum, güveniyorum Müge Hanım bunun da sonunu başarıyla bitirecek. Ben kayıtlarını bulmaya çalıştım, bulamadım ama şimdi senin e-devletinden bakarak gidelim yani bebek ölmüş mü, nasıl ölmüş? O Giray'ın doğum tarihi Haziran diye hatırlıyorum hatta ama ben de. Çünkü komşulardan birinin de torunu olmuş 3 gün sonra oradan hatırlıyorlar. Haziran sonu işte yani o 1 Temmuz'da torunları doğmuş, 26-27 Haziran falan gibi düşünüyorlar bebeğin doğum tarihini. Yani yazık ya, o çocuk nasıl öldü acaba eğer öldüyse? Ama sonrasını bilmiyorum. He? Sonrasını bilmiyorum. Aramadın ki. Aramadın ki ardını. Aramadım. He. Niye abi? Çünkü ne bileyim yine inancım yoktu yani benim. Bir inancım yoktu ona karşı. Bazı garibanın şeyler tekiymiş ya. Ya gariban. Ben şimdi önce anneye kızdım. Dedim ki bu kadın da dedim hamile kalmış. Sonradan anladım ki bu kadın öyle o kadarını akıl edecek bir kadın değilmiş yani, Allah rahmet eylesin. Ya nur içinde yatsın da. E bak Gülhane Parkı'na da ben de dedim bu kadar yokluk var falan, Gülhane Parkı'na dedim nasıl götürüyormuş bu kadın, dilendiriyormuşsun orada. Hayır, biraz engelli mi diyorlar ya. Biraz anladığım biraz kadarıyla var zihinsel problemi var. Demek. Zihinsel evet yani yoksa böyle bu şekilde Mustafa Bey'in bu tavırlarına hiçbir kadın boyun bükmez yani. Hiçbir şeye ses çıkartmadığına göre demek ki normal değil, normal yapıda değilmiş hanımefendi. Allah rahmet eylesin yani. Harbi söyledikleri gibi. Diyor ya komşular da Gülhane Parkı'nda dilendirmeye götürüyormuş. Ha Allah'ım ya, şuraya bak. Hiç alakası olmayan bir şey. Öyle bir şey yok ya. Gülhane Parkı'nda da o dönem öyle dilenci gelirdi oraya, ben de biliyorum yani. Ben bu yaşıma kadar öyle çirkin şeylerle işin olmamıştır yani. Olmaz. Ya bundan daha çirkindi ki kadını dilendirmek yani. Bence bu kadının yaşadıkları daha çirkin. İspatlasınlar. Niye ispatlasınlar abi? İspatladı işte, bırakmışsa. Öyle mi? Bebeğin göbeği bağlanmadığı için öyle mi olur? Çok kan kaybetmiş. Tabii, bebeğin göbeğini bağlamak mı lazım? Evde göbeği kesip tabii ki. Bebeğin göbeğini bağlamak mı lazım? Tabii oradan kan kaybı oluşmuştur sonuçta. O dümdüz kesti tabii ki. Hani tıbbi bir girişimle bebek kan kaybından ölmüş olabilir. Ben hatta şundan da şüphelendim. Belki eşiniz o doğumdan kısa bir süre sonra mı öldü? Yok. Ona bağlı doğum yok. Sonrası yok. Eşiniz de enfeksiyon açık bir yer o. Enfeksiyona yok. Bağlı da yok, ölmüş canım. Olabilir. Çok yani geçti ona adam. Bağlı Buket'in bir doğumundan sonra ifade etti o. Bir ayla alakası yok. Onun da üzerine bir tane Buket doğmuş. Onun üzerine de Buket aynen, doğdu. Buket'in doğumundan 1-2 hafta sonra. Peki nasıl o zaman? Bir iki, sen Buket de benden. 1-2 hafta sonra evet, mı öldü? Evet, Buket de 1-2 hafta sonrasında. Doğuma bağlı da bir ölüm olabilir. Ama sen Buket'i de kabul etmiyor. Ya bilmiyorum, görmedim. Bana mesela kendisi de öyle bir şey demedi yani. Kıza söylemiş. Neyi söylemiş? Buket diye kardeşim var demiş. Söylemesine gerek yok. Ben şahit oldum zaten doğumuna. Ama sapsarı bebekti. Onu hatırlıyorum. Ben bilmiyorum yani. Ondan bilsem kabul edeceğim. Abi iyi de Buket hangi yıl doğdu? 2010. Tamam. Öldüğü bu kadın yıl. Kaç yılında öldü? 2010. E tamam, sen de kadın senin yanında yatarken kadın ölmüş. Hayır, yok ya. O zaman bak şimdi, yani ben şimdi bunu yayında söylemek istemiyorum şimdi, ama
Yani aklıma da başka bir şey gelmiyor. O zaman o evde sen o çocukların kendinden olduğunu düşünmüyorsan... O zaman biliyorsun eve kim geliyor, kim gidiyor. Ya, için değil yani. Ben mesela var ya, o öldüğü gece ben kızımın odasındaydım. Kızımın odasında beraber yatır. Sabah kalktığımda... Canım beraber kalırsınız da onu, sen o gece kızın yatağında yatar. Sonrası ayrı olmuş. O. Her şey de olur da o değil problem olan. Yani eğer o çocuk benden değil diye düşünüyorsan o zaman adama da sorarlar. Oraya eve başka adamlar geliyordu. Sen mi getiriyordun da o çocuk? Niye yani bu ondan, yok, bu senden, öteki senden, öteki senden değil? Ben ama bu çok dram olmuş yani vallahi. Ben üzüldüm. Asla. Bu arada sevgili izleyicim Kadir Erte'ye çok teşekkür ediyorum. Asen bizim sizin fotoğraflarınıza bakmış sana bir şıklık yapmak istemiş. Bir fotoğraf göndermiş. Bir aç bize de göster. Annenle seni aynı kareye koyarak bir... Çok da güzel yapmış. Bir fotoğraf hazırlamış. Sevgili Kadir'cim çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Harika bir fotoğraf. Sen de onu odanın duvarına asarsın diye düşündüm. Bizi hatırlarsın, Kadir'i hatırlarsın. Abi sana son kez soruyorum. Başka bebek var mı? Bu ya şey... yok. Emin misin? Eminim. Son kararı. Son kararı. Eminim. Yok. Evet. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Allah izin verirse pazartesi günü karşınızda olabilmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.